Şöyle görmüş olduğunuz harika bir görsel ziyafet var. Ben dekoru yemesin diye ekibimi zor tuttum. Gerçekten bu ne tahinli. Tahinli, evet, onun içerisinde. O zeytinli. Zeytinli. Öbürü de peynirli ve içerisinde maydanoz var. Harika. Bunlara ne deniyor? Bunlar aslında Fransız. Onlar böyle buna yaprak galeta derler. Grisini derler. Normalde eskiden çocukluğumuzda uzun böyle çubuk krakerler vardır. Evet. Onların biraz daha endüstriyel hali, pastanelerde kullanılan hali. Ama bizim bugün bunu konu etmemizin sebebi çocuklardaki bu atıştırmalık merakı. Cipsler, başka şeyler. İşte böyle hem beslenme çantasında hem okul aralarında hem akşam eve geliyor ya böyle bir ödevinin yaparken yanında bazen sütle beraber bir şeyler yemek istiyor. Biz de dedik ki ya niye tahıldan yola çıkmayalım? Çünkü benim bütün telaşım aslında toprağın bize sunduğu tahıllar üzerine, buğday üzerine, farklı tahıllarla neler yapabiliriz diye. Bu arada size selam var. O da üzerimde kalmasın. 2018'in son haftasında Bolu'da Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu vardı. Sevgili Nusret Hocam düzenledi. Orada dünyanın çok sayılı bilim insanları ve Türkiye'den çok önemli, değerli hocalarımızla beraber yerel buğdaylar konuşuldu. Buğdayın önemi, sağlık açısından değeri, bunlar konuşuldu. Size de çok selamlarını ilettiler çünkü tahıl çok bilinmiyor ve her programda da tahılların önemini anlatamayabiliyoruz. O yüzden de biz buraya her geldiğimizde siz sağ olun bize çok böyle söz hakkı tanıyorsunuz ve biz böyle birazcık tahıl anlatabiliyoruz. Evet. Onlar da bana dediler ki ya çok selam söyleyin, teşekkürlerimizi iletin ve sevgiler, saygılar gönderiyorum. Tahıl hayatımızda nerelerde kullanabiliriz, bir şeyler yapar mısınız diye ben de o yüzden buradan yola çıktım. Soğuk kış günleri için çocuklar üzerine bu sefer çalıştık. Tamam, mükemmel. Ne yapıyoruz şimdi sevgili? Evet. Yine hemen başlayalım. Şimdi aslında bu bir hamur. Hamuru burada açtınız, dinlendirdiniz, gördüm. Şöyle, yani bunu yaparken de aslında çok basit. Tamam. Gramajlara çok takılmamak gerekiyor. Peki. Çünkü herkesin kendi evinde yaptığı için az yağ vardır, çok unu vardır. İçerisinde tereyağı var. Onu birazcık böyle hani ılıtıyoruz veya erit edebiliyorsunuz. İki tane yumurta var. İşte yaklaşık 300 gram tereyağı koydum. Birazcık sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ve yine ben şöyle instant mayayı hafif ılık suda çözdüm. Tamam. İçerisine ekledim. Tuzumuzu ekledim. Siz hep söylüyorum. İlla bu mayayla yapmak zorunda değilsiniz. Eğer varsa evde bunu becerebiliyorsanız ekşi mayayla da aynı tarifi yapabilme şansınız var. Ben bunu karıştırdım. Unumu da ekledim. Un olarak ben buğday unu kullandım ama varsa yarı yarıya tam buğday unuyla buğday ununu karıştırabilirsiniz. Çok veya güzel. Başka bir siyez unuyla 1/3 oranında karıştırıp öyle bir hamur yapılabilir. Hı hı. Sadece sıkıntı bu kıtırların şu. Hamurunu veriyoruz evet, şu anda. Evet. Bir küçük içerisine bir miktarcık soda çok güzel. Damlattık. Soda tamam. Demişken siz İzmirlisiniz. İzmir'de bir defa ben çalışıyorum dedim ki ya bana bir soda verir misiniz dedim. Karbonat geldi. İzmirliler karbonata soda maden diyorlar. Suyu. Evet, öyle bir durum bizde var. Soda biraz farklı. Evet, farklı algılanıyor. Şu hamur oldu. Tamam. Yani bunu artık kulak memesi mi deriz? Siz de dokunun isterseniz. Böyle gayet keyifli, kullanılabilir çok bir hamur. Çok güzel. Hemen tarifi kısaca verelim. Hamur tarifini kaçırdık diye üzülmesin hanımlar. Ekşi maya var dediniz içinde, varsa evinizde. Yoksa kuru mayayı birazcık sulandırdınız. Başka? Tuzumuz var. Yumurta var. 2 tane. 2 yumurta tuz. Evet. Başka? Ve instant mayamız var. Onu söylemiştik. Çok azıcık da dediğim gibi su eklenebilir. Ilık su. Süt eklenebilir. Ama ben hani yoğurt da var içerisine yine. Yoğurdumuzu da ekledik. Bu aslında temel bir pastacılık hamuru. Evet. Özellikle de bu Fransız kökenli. Ve bugün bizim yapacağımız aslında yöntem de yine turlu hamur dediğimiz bir tane fırıncılık yöntemi. Dünyanın her yerinde kullanılan bir yöntem. Peki. Ama Fransızlar havalı bir şey yapmışlar ona. Milföy demişler. Evet, doğru. Zaten Fransızların her yaptığı ve İtalyanların daha havalı bir şeyler oluyor. Evet. Çok başka bir yerlere gidiyor. Hamurumuzu biz bu şekilde açıyoruz. Burada dediğim gibi biz bir aslında bu yöntemle her şey yapılabilir. Biz bunun Fransız olduğunu söyledim ama aslında Anadolu'daki bunun adı da çörek derler, katmer derler, kete derler. Tabii. Aynı mantık çok aslında. Şu bu şekilde kalınlığı size göre değişebiliyor. Ben önceden hazırladığım yine içerisinde peynir var. Tereyağı var, maydanoz var. Yani eğer maydanoz sevmiyorsanız bunun yerine kişniş de kullanılabilir. Her neyi seviyorsanız o size kalmış. Şu şekilde ben bunu buna
Ay çok güzel. Hamurunuzun kalınlığına göre değişebiliyor. Ama burada kural şu. Çok hamuru ince açarsanız bu sefer dışına taşabilir. Tabii. Çünkü bu hamuru bir işlemden geçireceğiz. Bir tık kalın. Şöyle gösterelim hemen yani hamurun. Çok da incecik olmasın. Evet. Ve de içine koyduğunuz şeyler çok pütürlü ve böyle hamuru delen bir şey olmasın. Evet. Daha akışkan, tamam. Kremsi bir şey olursa. Şu şekilde yaptık biz bunu. Sonra bunu katlamaya başlıyoruz. Evet. Böyle bir de hani dedik ya bunların hepsi çocuklar için yapılmış numaralar aslında. Aynen. Evet. Aynı zamanda da bu işlem çocukların en sevdiği şeyler. Tabii. Alın size işte çocuklara aynen. Hamurla oyna, hamuru katla, hamurla ne isterlerse onu yapabiliyor. Şunu yaptık. Tamam. Bunun içerisinde tereyağı da vardı. Aslında biz bir turlu hamurun başlangıcını yaptık. Hmm. Şimdi normal koşullarda ben bunu yaptıktan sonra bunu mümkün olduğunca buzdolabı gibi soğuk bir ortamda evden bahsediyoruz. Bir yarım saat bekletiyorum. Tamam. Bu bekledi. İçerideki yağ nüfuz etmeye başladı. Çok güzel. Hamurla bir olmaya başladı. Oldu diyelim ki. Bu süreçleri hemencik ve hızlandırdık ve tekrar benim yanıma geldi. Ben aynı işlemi bir daha tekrarlıyorum. Yarım saat dinlendi buzdolabında, evet, geri geldi. Buzdolabında. Şöyle şu şekilde dediğim gibi o şey çok önemli, dışına taşmaması için. Taşıyorsa da çok problem değil, evet, ama hani delmemeye dikkat çalışalım. Edilirse delmeden bu işlemi tekrarladığımızda bakın artık yavaş yavaş içinde de hava kabarcıkları da var. Hava kabarcıklarının olması iyi bir şey i̇yi çünkü şey. Bunlar daha sonra o milföydeki kat hali, bize sunmuş olacak. Çok güzel. Bunun alameti farikası da o. Şunu ay, birazcık da bu tarafa doğru alayım ben. Böyle yapmaya devam edelim. Bu işlem dediğim gibi hani çocuklarla beraber yapıldığı zaman hem böyle anlatıyorsunuz hem hoşuna gidiyor. Tabii. Hem bu süreci görmüş oluyor. Heyecanla bakıyorum. Evet, ben şurayı birazcık şey yaptım ama hiç problem değil. Olsun. Onların hepsi çözülebilir şeyler. Şuraya azıcık un serptim. Yine aynı işlemi dediğim gibi bunu daha da açılma şansı var. Bir defa bir daha ben tabii tur zaten buradan geliyor. Aa. Dediğim gibi bu klasik bir yöntem. O milföyün o kat kat hali olabilmesi için bu işlemi bizim en az 3 defa yapmamız gerekiyor. Evet. Sonra da galiba şu olacak değil mi? Evet, evet. Şu onu bir tane mesela böyle kırarsanız aradaki o katmanları görme şansınız bunlar var. Kırayım. Evet. Ve ağızda alındığı zaman da o aradaki şeyler hava kabarcıklarında da orada görme şansınız var. Aslında bu dediğim gibi bu yöntemle ne istersek onu yapabiliyoruz. Biz aslında hamuru sevdiğimiz, faydalı olduğuna inandığımız birçok şeyle buluşturabiliyoruz. Şimdi evet. Bir ısırık atıyorum ya, Yasin de oradan bakıyor bana da yok mu diye. Yalnız bu sefer Yasin Bey, Canan Karatay bence bunu kesin yer. Evet, yer artık. Yer mi dersin? Yer artık. Yer mi sence de? Ucundan bunu yer. Bir parça yiyebilir. Sormak lazım. Çünkü kendi bunun içerisindeki un oranı zaten gerçekten düşük. Çok güzel değil mi? Bu peynirli olanı kat kat turlayarak yaptım. Çayın yanında, evet. Çayın yanında olur. Öğrendin mi nasıl yaptığımızı hayatım? Yani pek fazla öğrenemedim. Öğrenemedim. Bir daha tekrarlayalım mı o zaman? Sonra kendine iyi bak sayfasından tarifleri alırsın. Anneciğin evet. Sana açar güzelce. Evet. Tamam. Hadi, muhtemelen afiyet. Annesi biliyordur. Özellikle Erzurum'da mesela bu çok yaygın. Kete dediğimiz, katmer dediğimiz. Kayseri'de mesela yine aynı şekilde. Sivas'ta mesela. Ay. Çok yoğun bir şekilde Sivas tabii. Katmeri diye yapılır. Üstü de böyle of. Baklava dilimi şeklinde bu kesilir. Yine dediğim gibi ben aynı yöntemle devam ediyorum. Katlamaya burada dediğim devam. Gibi. Nereye kadar katlayacağız? Bunu minimum 3 defa katlamamız tamam. Gerekiyor ama maksimum da 3-4 defa katlanılabilir. Tamam. Aslında bizim endüstriyel anlamda yediğimiz pek çok gofrette ve bu bisküvi tarzı ürünler hep fabrikalarda bu tür hamur açma makinelerinde kat verme yöntemiyle tamam. Yapılır. Yani oradaki o ağızdaki böyle kıtır kıtır ve çok katmanlar vardır evet. Ya o her biri ağızda başka bir lezzet bize sunar. Onun da aslında formülü bu. Normalde bunlar fabrikalarda makineler aracılığıyla yapılıyor. Ve ondan sonra da ne istersek onu yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu hani hamurun kalın olmasıyla da bu görmüş olduğumuz şeyler, sıkıntılar yaşanmayabiliyor. Ben bunu yine açmaya devam ediyorum. Bize şimdi bir bıçak lazım olacak. Hemen. Nasıl bıçak istersiniz? Herhangi bir bıçak yeterli. Peki. Ben şimdi açmaya devam ediyorum bu şekilde. Çok güzel oldu sevgili Mine. Peki, sağlıklı atıştırmalıklar bunlar. Bunların yanında ne ikram edilir? Çay?
Şimdi ben çayla şöyle, güzel olur. Bence çayla güzel olur ama hani çocuklardan yola çıkarak. Tabii. Çünkü amaç şöyle, kış ayındayız. Evet. Ve çocukların da temel bazı ihtiyaçları tabii var. Şimdi bizler normalde daha çok doymak, keyif almak ve beslenme ihtiyacımız olan besinleri alıyoruz. Ama çocuklar için sadece bu yetmiyor. Onların bir de aynı zamanda büyümeye ihtiyaçları doğru var. Süt. Tırnaklarının büyümesi, dişlerinin iyi olması, saçlarının güçlü olması, en önemlisi de kemik gelişimi ve zihin gelişiminin iyi olması lazım. Onların ekstra bir şeyler evet yemesi gerekiyor. Bu anlamda da 3 farklı ben şey yaptım ve diyorum ki bunlar 1 sabah kahvaltısında zeytin ve peynirli olanı bir sabah birini bir sabah birini. Tamam, çok güzel. Sütle beraber sunulabilir, sütün içerisine bir miktar kakao konulabilir. Çünkü kakao dediğimiz şey de çok değerli aslında. Tabii. Kahve çekirdeğine. Bunun yanında diğer tahinli olanı da yanlarına verebiliriz. Eğer akşam böyle saat 3-4 gibi eve gelmiş, ödevinin başına oturmuş. Tabii. O günde matematikten iyi bir puan almış ise yine sütün yanında tahinliyi de verebiliyoruz. Çok güzel. Çünkü her birinin farklı farklı önemi ve değeri var beslenme açısından çocuklar için bunların. Peki peynir sevmeyen çocuklar bu peynir tadını alıyorlar mı içinde? Pek ben alamadım ama. Peynir tadını alıyorlar ama şöyle söyleyeyim, çocukların da damak zevkleri her dönem değişiyor. Doğru. Şu dönemde mesela biz şimdi sizinle süpermarkete gitsek buna benzer o kadar çok lezzet var ki. Özellikle de birkaç markanın o çubuk krakerin peynirli olanları var mesela. Tabii doğru. Hemen hemen aynı lezzetler. Evet. O yüzden çocuklar bunları tanıyor aslında. Tanıyorlar. Mesela bu cips dediklerimizle baktığınızda bunlar aynı. O yüzden de onların damağı bunları biliyor aslında. Ha, iyi. O kadar seçici ki o yüzden ya anne bu da nereden çıktı falan demiyorlar. Onların çok böyle tanıdık harika oldukları. İtinayla 3-4 kat katladık galiba. Evet değil mi? Evet. Bunu dediğim gibi eğer gücümüz varsa ama her seferinde arada bir 35-40 dakika lütfen azıcık böyle bir yapalım. Şunu yapalım. Önce şöyle katladınız. Bir tane evet, evet, evet. Sonra böyle. Evet, birazcık hafif böyle bastırarak sonra öbür tarafları da tekrar koyuyoruz. Şöyle. Evet, onu da bu tarafa doğru bir alıyoruz. Bir böyle. Evet, belki birazcık daha üstüne aradakiler kalmasın diye. Burada biz şimdi hiç bekletmeden yaptığımız için birazcık da içindekiler dışına çıkıyor. Tabii. Beklettikçe o daha da rahatlıyor, daha kolaylaşıyor. Çünkü hamur gluten de işini görmeye başlıyor. Şimdi onu böyle küçük küçük kesiyoruz. Dağlık şimdi o zaman bir sohbeti tane, şimdi ben hemen size bir tane bir şey bir tane göstereyim. Şimdi bunların bu çıtır olması için bir püf nokta iyice katlamak değil mi? İyice mesela katlamak, o kat vermek. Bir de soda koymak içerisine soda bir miktar. Tamam. Bir de fırına attığımız zaman ilk attığımızda yaklaşık 230-240 derecede bir yaklaşık 5 dakika pişirelim. Tamam. Arkadan ısıyı düşürelim, mühürledik. Peki. Biraz da işte 10 dakika kadar da 180'de 190'da pişirebiliriz. Harika. Yani onu sabitledik ısıyı. Şimdi şu şekli vermek için tamam de böyle bir tarafından tutuyoruz. Şöyle bu da yine çocukların en sevdiklerinden bir tanesi. Şu çok da çok güzel keyifli bir ay şey. Şöyle buraya. Bir tane ben size isterseniz şurada yapayım. Onu siz yapın. Bakın ben yaptım bile sevgilimini. Evet. Hı. Çok da güzel oldu. Günaydınlar efendim. Harika bir sabah olsun. Harika bir hafta sonuna hazırlanıyoruz. Hayırlı cumalar. Evet, gerçekten Ocak ayını neredeyse bitirmek üzereyiz. Şurada yaza ne kaldı? Kendimize iyi bakmamız lazım. İnceliyoruz, kendimize iyi bakıyoruz. Fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz. Sağlığımıza iyi bakmanın ilk adımlarından biri de kendimizin biraz farkında olabilmek. İşte bugün yine o günlerden biri. Çok fazla konuda bilgi sahibi olabileceğiniz çok değerli doktorlarım var efendim. Hazırsanız kendine iyi bak başlıyoruz. Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel'den enfes tarifler. Tek kalıbında kış tavuğu, kış tatlısı, elma bombası. Hepsi ve daha fazlası kendine iyi bakta. Patateslerin üstüne biraz pilav diziyorum. Kalıcı fondöten etkisi nasıl yapılır? Kalıcı fondöten etkisine hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Kalıcı fondöten etkisi kılcal damar görünümünü hafifletir mi? Uzman estetisyen Songül Güney Erzurumlu anlatıyor. Modern cilt bakımı olarak bilinen bir işlem. Hemifasiyel spazm halk arasında tik denilen durum mudur?
Hemifasiyel spazm ne şekilde ortaya çıkar? Hemifasiyel spazm nasıl tedavi edilir? Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hilmi Kaya anlatıyor. İşitme siniri, yüzümüzü besleyen sinirin kendisi. Fonksiyonel burun estetiği ne demek? Kapalı ve açık burun estetiği arasında ne gibi farklar var? Cilt kalınlığı burun estetiğinde neden önemli? Kulak, burun, boğaz uzmanı Operatör Doktor Emrah Çelik anlatıyor. Cildine dokunuyor, cildini görüyor ve cildinle fotoğraf çekiliyor doğal olarak. Çok doğru. Nazardan koruyan dua var mıdır? Nazar boncuğu nazara karşı etkili midir? Sürekli ölümü düşünmek doğru mudur? Profesör Doktor Caner Taslaman, İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e dair çok özel bilgilerle... Ölümü bir insan hatırladığında bu dünya hayatı kısa, burada yaptıkların hesabını Allah'a vereceğim. Az sonra kendine iyi bak da. Meltem ablacığım, kolları sıvadık mutfaktayız sabah sabah. Evet. Yani bu ne hummalı bir çalışma. İçeri bir girdim sevgili izleyiciler sabah stüdyomuza. Yani evimizin mutfağı kaynıyor. Kızartmalar yapılmış, patates kızartması kokuları, bir tarafta haşlama kokuları, böyle bir hummalı bir baktım. Meltem abla ne yapıyorsun mutfakta? Hep beraber ekipçe hem bir taraftan pişirdik, hem çocuklar kahvaltılarını ettiler. Evet. Hem ön hazırlıklarımızı yaptık. Tamam. Mutfakta tabii bu güzel kokular aslında yaşama anlatan aynen, kokular. Çok seviyorum. Yani düşünsene buz gibi karanlık soğuk bir stüdyoya girdiğimi. İyi ki varsın. Ay, harikasın. Canım sen de iyi ki varsın. Bir evet. Tanem benim. Peki bu kızartmaların anlamı ne bugün? Yani hafta sonuna giriyoruz diye kendimizi ödüllendiriyor muyuz? Yani aslında şöyle İlle de kızartma olması gerekmiyor. Patatesleri biz kızarttık sabahleyin ama tamam. Bunu fırında yapabilirler. İlk önce yapacağım şeyi söyleyeyim istersen. Güzel bir tavuk yemeği yapacağım. Yani bu bir kış tavuk yemeği olacak. Bir seferde yapılan yemeği seviyorum, tek seferde. Ya zaten en pratiklik de buradan geliyor. Evet. Tek seferde bütün malzemeleri. Yanına bir ayran, yanına bir turşu suyu, bir şalgam suyu ile birlikte aslında sofraya pasta gibi getirebileceğiniz, görüntüsü son derece güzel, lezzetli yerinde, bütün menüyü içine dahil eden bir yemek olacak bu. Harika. Şimdi kek kalıbında kış tavuğu yapıyoruz sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğun lahana pastan o kadar çok konuşuldu ki yani benim de şaşırdım. Boşuna değil mi? Seyircilerimiz de bende aynı tepkiyi verdiler. Evet. Lahanadan pasta mı olur diye. Oldu pek güzel biliyorsunuz. Bugün de kek kalıbında kış tavuğu yapacağız. Kış tavuğu nasıl olur efendim? Buyurun izleyelim. Ya şimdi bu yapacağım malzemelerle yazın böyle bir yemek yapsan biraz ağır gelebilir. Ama kışın vücudumuz böyle şeyleri yemeyi istiyor. Doğru. Yani nohut yemek istiyor, pilav yemek istiyor, tavuklu pilav doğru. yemek istiyor. İşte bunların hepsini aynı şeyde, tepside, aynı kek kalıbında buluşturacağız. Şimdi patatesleri sen... Patatesleri, bak böyle güzelce altlık kızarttık. Şöyle. Dur ilk önce altını dizeyim istersen bunun. Tamam. Kek kalıbının altına. Şimdi bu ocağın biz... özellikle mi açık? Yok açık unutmuşuzdur. Tamam, biz çayı almışızdır üstünden. Hummalı bir çalışma aynen. vardı sabah. Kahvaltılar pişen yumurtalar çok kahvaltı yumurta ettim. Çok yumurta da mı yediniz? Etmeyen. Bak. Yedik. Bak afiyet şeker olsun. Sahanda yumurta yapıldı ay, sabah güzel. Çocuklara. Evet mis gibi sahanda yumurta yediler. Ay, böyle şarkı. Ekmeklerini bandıra bandıra. Oh. Güzel, keyifli. Şimdi ben patatesleri kızarttım ama bir tanecik. Kızartmak zorunda değilsiniz. Tabii fırına da yapılabilir. Fırınlayabilirsiniz. Hı hı. Aynı lezzette olmuyor mu? Oluyor. Şahane lezzette oluyor. Yani onun da üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Onun da üstüne biraz biberiye, karabiber, kırmızı pul biber ya da kekik gibi baharatlarla lezzetlendirirsem o da... Bunun kadar şahane fırında oluyor. Yaptığın patatesi bence güzel kılan şey çok yumuşak olmaması. Eğer yumuşak yapmıyorsan bir şekilde sosunu, yağını fazla kaçırmıyorsan ve içine çekmiyorsa o çıtırlığını koruyor aynı buradaki gibi. Bence o önemli. Doğru söylüyorsun. Çıtır çıtır seviyoruz değil mi patatesi? O zaman kızarmış tadı geliyor fırında da olunca. Ben biraz patates sevdiğim için. Ben de patates yani çok seviyorum. Bilmiyorum. Bak şimdi bunu böyle. Şimdi harika bir şekilde dibine... Çiçek gibi. Şimdi bunları altına yaydım. Çiçek gibi görünecek çok güzel. Burada ne var? Evet bu bir pasta formunda. Evet. Diyebileceğim. Onun içinde de pilavım var. Pilavımı da nasıl yaptım? 2 bardak pilavı birazcık erişteyle pişirdik. Ama çok değil çünkü hepsini beraber fırına atacağız. Böyle hafif diri kalacak şekilde pişirdik. Evet. Servis öncesi bu yemeği niye seviyorum bir de. Servis öncesi fırına atıp ısıtıp çıkarttığınızda...
Hepsi gayet güzel ısınmış, lezzetleri birbirine geçmiş, şahane bir hal alıyor. Şimdi patatesleri de dizdim. Bir iki tane kaldı şurada, eksik kalmasın, onları da koyayım. Tamam. Şimdi hemen elimi çalkayıp geliyorum. Tamam. Niye seviyorum bu yemeği? Geçenlerde de tam hatırlamıyorum ama yine böyle bir yemek yapmıştık. Evet. Her şey içindeydi. Sebzesi, pilavı, evet. Pirinci. Onu da etli yapmıştık. Etli. Doğru. Bir kış pilavı yapmıştık, evet. Zannediyorum. Her şey içindeydi. Şimdi şurada eksik çok kalan yerleri gördüm. Değil mi? Evet, bu da evet, onun gibi bir şey. Katılıyorum. Katılıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bundan şimdi? Birazcık alacağım. Şöyle. Biraz ilave bir şey vereyim sana. O da olur hayatım. Patateslerin üstüne biraz pilav diziyorum. Biraz mı? Birazını bırakacağım. Yani yarısını bırakacağım çünkü üstünü pirinçle kapatacağım tekrar. Tamam, bu da şöyle. Biz çocuklarla koştururken azıcık pilavın dibini evet, tutturduk gördüm. Ama. Sen yedin mi, ben yedim mi, sen doydun mu filan derken evet, biraz pilavın bir şey dibini tutturduk efendim. Şimdi tavuklarımı haşladık ama bunları birazcık tuzlayayım. Şimdi bunun üstüne şöyle kemikli bir parçasıymış. Şöyle ayırıyorum. Şunu da ayırayım. Geri kalanını. Tavukları haşladık ve didikledik. Evet. Bütün tavuk olur, tavuk göğüs olur, tavuk kanat olur. Ne istiyorsanız. Hı-hı. Şimdi kalan patatesleri de siyahın olmasın. Bunu da üstüne koydum. Nohut nereye gelecek burada onu merak ediyorum. Ben böyle yemeği anlatırken bazen kahvaltı da ettim halbuki. Yutkunuyorum. Kahvaltı da ettim halbuki ama yemek yapmayı bazen ve yemeği o kadar seviyorum ne ki. Ne kadar güzel. Bak. Şimdi bunun üstüne nohutlu pilav. Tavuklu pilav. Nohutlu hangisini dersin? Pilav. Evet. Hanımlar bu çok kolay. Bence bunu bugün hemen yapmalıyız. Akşama bir değişik lezzet. Ekonomik de bir yemek aslında. Evet, evet. Tavuk eti ucuz. Patates evimizde her zaman var. Nohut akşamdan haşlayıp aynen. Sabahleyin hafif bir kaynattığınızda. Onu da üstüne kapatıyorum. Kapatıyor muyum? Evet hayatım. İznini almadan şey tamam, yapmadım. Tamam süper. Onu da üstüne kapatıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Servis yapacağım sırada. Yani işte akşam sofraya oturmadan önce çok hafif su gezdiriyorum. Çok hafif. Tavuk suyu da olabilir bu. O pilavın hepsini koyabiliriz üstüne. Fırına atıyorum. Fırında ne kadar kalıyor? Isınana kadar. Yani herhalde bir 15-20 dakikada falan ısınıyor. Birazcık su koyuyorum ki bir tanem şey kurutmasın. He. Ya da şey yapabilirsiniz. Tepsiye birazcık su gezdirebilirsiniz. Yani fırının içinde bir buhar ve nem olsun ki pirinçler kurumasın. Tek numarası bu. Evet, harika. Biz bunu görürüz sonuçta evet. Zaten. Çeviririz evet, görürüz. Bunu. Ne şimdi, kadar pişecek bu böyle? Bunu bir ısınana kadar şimdi bunların hepsini biz yaptık hazırladık hani, ama soğudu. Soğudu yani evet, şöyle demek istiyorum. Isınana kadar bir 20 dakika 15 20. dakika. Programın hani sonuna pirinç kadar. Pirinç biraz diri dedin ama pirinç kurumasın. O onunla birlikte buharla beraber buharından beraber pişer. Yani suyu ben, çıkınca koyacaksın özellikle sertleşmesin nasıl? Kıtır kıtır olmasın diye. Suyu çıktıktan sonra. Suyu çıktıktan sonra koymayacağım. Şöyle yapacağım. Bunu aldım. Evet. Ha. Şöyle yapabilirler. Ya içine koyabilirler. Ha, ya da anladım üstüne. Anladım. Ya, yani bir buhara ihtiyacı var. Tamam. Bir şimdi neme oldu. İhtiyacı var. Bu. Evet. Bu şekilde. Üstünü yağlı kağıtla da kapatabilirsiniz. Bu ama kapatmadan da evet. Çünkü pilavın kıtırlığını nasıl alacağımız kısmına takılmıştım. Süper evet. Oldu. Ama çok kolay ve çok güzel. Harika oldu. Evet. Ellerine sağlık. Şimdi. Yani yapımı kolay. Servisi de dediğim gibi yanına bir yoğurt. Bir şalgam suyu. Mükemmel. Bir turşu suyu. Ya pek hareketlisin bugün. Ay bugün değil mi çok dolandı. Elma bombası yapacakmış bugün bize. Ay çok özür dilerim. Tamam. Elma bombası, kış tatlısı elma bombası. Aşkım. Ya şimdi kışın senin de canın çok tatlı istiyor mu? Vallahi dün akşam evet çok istedi. Ne yedin? Ne yedim? Fıstık ezmesi yedim bir kaşık. Oh. Elma yedim yarım elma. Bu kadar. Bir de çay içtim. Tarçınlı çay içtim. Rezene çayı içiyorum geceleri yatmadan önce ama rezeneyi tarçınlı içmiyorum. Yeşil çayı tarçınlı içiyorum daha çok. Rezene limonlu. Çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Geceleri bir de rahatlatıyor. Gece çayım rezene bu aralar. Evet.
Rezene değilse de yeşil çayı yatmadan önce içmiyorum çünkü uyku kaçırıyor Meltem abla. İçinde biraz yeşil çayın, beyaz çayın ve o türevleri mate çayının içinde kafein olduğu için uykudan önce en az 2-3 saat önce kesinlikle içmemek lazım. Hatta 4 saat önce uykunuz kaçar. Bir yeşil çay içeyim uyuyayım, yok uyuyamazsınız yani. Kaçırır uykuyu, evet, doğru söylüyorsun. Evet, onun için daha sedatif, daha rahatlatıcı etkisi olan çayları içmek lazım. Ben de mesela bu anlamda ıhlamur, papatya çok seviyorum. Rezeneyi de seviyorum. Çaylar bedeni temizliyorlar doğru miktarlarda alındığında ve cildi parlatıyorlar. Yani ben de yazın değil ama kışın, ben çok bitki çayından hoşlanan birisi. Ben kahveciyim, evet. Çaydan çok hoşlanan birisi değilim. Ben hem kahveci hem ama çaycı. Ama kışın mesela normal çay yerine, siyah çay yerine bitki çaylarını daha severek içiyorum. Mesela evet. Ihlamur gibi, ada çayı gibi, mate gibi. Ya işte içimizi ısıtmak maksat aslında buradan yola çıkarken. Bir de işte aman sağlıklı olsun, grip olmayalım, gripten korunalım derken bunu yapıyoruz. Benim bugünkü çayımı hemen söylemek istiyorum. Normal tomurcuk çayı aslında, siyah çay bildiğimiz bizim Türk çayımız. İçinde mutlaka 2 dilim limonum var. Limonsuz içemiyorum ama şeker kullanmıyorum kesinlikle. Benim de en büyük artım galiba bu. Ben de şeker kullanmıyorum hiçbir şeye. Yani evet, kahveye de çaya da. Ama ben çocukken çok şekerli içiyordum. Yani aslında şöyle, çocukken içiyordum yanlış. Belki biraz da beslenme konusunda her ne kadar eğitimli bir annenin evladı olsam da mesela hiç tatlı yemiyorum, çok iştahsız bir çocuğum diye çayıma şeker koyardı annem. Şeker ihtiyacını oradan karşılasın. Hani sanki şekere çok ihtiyacımız varmış gibi. İşte ama sonra o kadar da olup olmadığını bilmiyorduk. Beslenme belki stilleri, tarzı, tabii sağlık ki konusundaki şeyler de zamanla değişiyor. Tabii ki. Dolayısıyla ağzım alışmış çok şekerli şey içmeye, ay, çay içmeye. Çok zor bırak. Gerçek, duyamam sana ben. Yani yarım bardak şeker koyuyordum içine, karıştırıyordum. Oo. Bir müddet kahvaltı edemedim dişlerim çayımı. Dişlerim ne halindeydi? Dişlerimi ben zaten kızım olduk 23 aslında yaşında anne oldum. Bütün dişlerimin hemen hemen çoğunu kaybettim kalsiyum eksikliğinde. İnanılmaz İlker Bey duymasın biliyorsun, kesinlikle katılmıyor. Yani hamilelik sonrası dişlere hiçbir şey olmaz. Sizin zaten altyapınızda bir şey vardır. Genetiğimde de var. Evet, yani çok sağlıklı ve çok şahane dişleri olan bir aile yapısı yok. Ama tesadüf müdür hocamın dediği gibi, yoksa gerçeği var mıdır bilmiyorum ama ben birçok dişimi kaybettim. Bir de loğusalık döneminde biraz daha, niye bilmiyorum, İnsan kendini daha çok o ilk anne olmanın verdiği içgüdüyle midir nedir ihmal ediyor. Yani ben mesela dişçiye gitmeyi de uzattım. Dolayısıyla işte kayıpların hepsinin bir sebebi var. Ki, evin içinde çocukla olan dünyaya gerçekten öyle. Biraz kendini bırakıyor. Evet. Peki elmaları soydun. Bir şimdi, elma bombası tatlısı yapacaksın. İzliyorum kabuklarını seni. Şey yapmadım, çıkartmadım. Peki, kabuklarını. Hatta birazcık da şöyle içleri iyi pişsin diye minik minik çıtlar atacağım. Tamam. Çünkü bunları böyle kabuklarından koyacağım. Şöyle. Evet. Çok da parçalamadan. Evet, o açılacak galiba. Derin çizikler, evet, açılsa da, evet, açılsa da üstüne, çünkü bir kafes yapmak istiyorum böyle. Şimdi ne koyuyorum içine? Kış tatlısı elma bombası. 3 elmamız var. Milföy hamurumuz var. 3 yemek kaşığı elma marmeladı var. Bayılırım. 2 kaşık yemek kaşığı esmer şeker var. Şu an tam olarak o esmer şekerle. Evet. Ne yapıyorsun Meltem? Şimdi bu esmer şekeri koyabilirsiniz. Ama mesela ben son zamanlarda bu tatlıyı yaptığımda esmer şekeri koymuyorum. Koyduğumda daha lezzetli oluyor. Kabul ediyorum. Ama zaten elma marmelatı ya da ayva marmelatı gibi bir şeyden faydalanıyorsanız eğer yaparken, o zaman çok da ihtiyaç olmuyor. Ama esmer şekerin karamelize bir lezzet verdiği de doğru. Peki, çok güzel. Bir çay bardağı cevizimiz, bir yumurta sarısı ve tarçınımız var. Evet. Bakalım bu elma bombası şimdi nasıl gerçekleşecek? Bakayım bundan becerebilecek daha miyim? Daha kesin vereyim mi? Daha bunu, hamurumu büyüteyim. Hamuru büyüteyim mi? Peki. Hamuru büyüteyim birazcık. Becerebildim mi? Olduğu kadar. Evet. Şöyle kesiyorum. Şimdi bu da aslında milföy hamuru, hani çok şey diyorlar, elma marmelatınız varsa, oy, bu var ya bambaşka bir şey yapıyor. Çok güzel bir hale getiriyor. Süpersin. Of çok güzel. Şöyle. İşte demin anlatmaya bebek çalıştığım gibi buydu. İçine esmer şekeri koymayabilirsin. Evet, işte tatlıdan dolayı, marmelattan dolayı. Şöyle koydum. Aslında biraz büyük bile oldu.
tamam. Hamurum değil mi? Biraz daha küçültebilirim aslında. Küçültebilirsin, evet. Evet. Şöyle hemen birazcık çalayım. Ay, çok şimdi. Ne kadar da zevkle yapıyorsun Meltem Hanım. Ay, çok severek yapıyorum. Evet. İşin kötüsü çok da severek yiyorum. Ya belli olmuyor. Hiç o anlamda çok, son çok derece. Çok severek yiyorum. Şanslısın. Nasıl bir şey? Evet, şanslıyım. Bunun? Kesinlikle ama durmuyorsun ya. Yani metabolizman da hızlı, çok da hareketlisin. Bu yüzden avantajın var. Ya o anlamda evet, avantajlıyım bence de. Evet. Şimdi şöyle şöyle çizikler atıyorum buna. Bu da üstüne kafes olacak. Oo, çok güzel. Elma bombası çok sağlıklı ve çok güzel. Ya bir de bu milföyle ne birleşirse birleşsin çok güzel oluyor. Hepsi müthiş. Güzel oluyor. Yani milföy hamurunu çok abartmadıkça, evet, haddini aşan boyutlarda kullanmadıkça bence, şimdi şurasına yumurta sarısı sürebilirsiniz. Evet. Ama ben o kadar marmelata abarttım ki sürmesem de olur. Tamam. Ne yapabilirim? Üstüne sürebilirim tamam. Mesela. O da güzel olur. Şurada aşkım. Tamam. Tamam. İşte benim kışın kaplumbağa böyle gibi görünüyor dedi bak Aslı. Öyle mi? Yönetmenimiz. Oraya böyle iki göz, iki şey yapsak çocuklara da böyle güzel. Gerçekten, bir eğlenceli değil mi? Şey. Bunu çocuklarla birlikte aynen yapabilirsiniz. Aynen, bir kaplumbağa, hatta bir dinozora bile benziyor diyebiliriz yani. Ay evet, iki göz ekleyip. Evet. Nereye koyuyoruz şeyleri? Cevizleri diyeceğim sana. Sevgili bak, Meltem abla. Bak işte tamam. Olmadı, neyse bayağı yamuk oldu ama ben seni bozmayayım güzel şeyini. Şimdi geri onu bir kaba alayım ben hemen. Tamam. Ondan sonra devamını yapayım. Peki. Şimdi hemen geldim. Çok güzel göründü yalnız. Bu arada bizim pilavımız, yani kış tavuğumuz kek kalıbında. Az sonra kek halini almış şekliyle karşınızda olacak sevgili izleyiciler. Pişmek üzere herhalde o da. Pişmek üzere. Onu aslında alayım çıkartıp mı? Baksak onu mı? Onu bakalım. Ne dersin? Çünkü bir de ters çevirelim, izleyicilerimize gösterelim. Şimdi bunu ben devam ederim çocuklara. Hoppa. Onu şimdi elini yakma bir tanem. Yok, elimi yakmadım, sadece ağırlıktan dolayı. Ben bu aralar inanılmaz derecede elini mi ellerimi yakıyorum. Dur şöyle alayım mı çocuklar? Nasıl alayım? Alayım, tamam. Hiç tamam. Fark etmez, nasıl istersen. Ay ben bugün mutfağı çok dağıttım, farkında mısın? Niye böyle çalıştın? Yok bugün hareketlisin, yok çok tatlısın. Ay evet, bugün çok, niye bilmiyorum, bir enerji var böyle. Aynen, bir enerji. Sıcak sıcak, aşkım sıcak. Dur bakayım. Aşkım sıcak, bir dakika. Tamam, bir acele etme, o da böyle sıcak. Alayım. O da sıcak. Ha. Görüyor musun? Şimdi merak ediyorum ne olacağını. Aynen. Bir dakika, ben bir dakika, sana şöyle bak, şey evet, bir dakika. Evet evet. Şimdi sen dur, birden kafam çalışmıyor. Aynen, estağfurullah. Dur, altından elini yakma. Evet. Ay inşallah hepsi muntazam ve çok heyecanlıyım. Şöyle şöyle inmiştir, şöyle şöyle yapalım. Bak 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 bak. Lütfen dağılmasın. Dağılmadı, dağılmadı. Lütfen. Dur, ay, bir bıçakla alayım. Dur, heyecanlandık ikimiz birden. Şey de Yasin de oradan Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika Meltem abla. Vay, dur, işte böyle. Çıkacak. Zannediyorum çıkacak. Şeye yapışmış birazcık kek kalıbına. Patatesler. Dur, onları böyle bıçakla ayıralım. Heh. Böyle böyle. Hmm. Biraz dinlenirse şahane bir çıkış söz konusu oluyor. Vay 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 vay. Hemen dökülen yerleri yamıyoruz. Aynen. Dur, şurada bir delik mi kaldı? Şuradan. Heh. Dur, burayı açtım bu sefer. Şöyle kaydırdım. Hiç problem. İşte bunun üstüne birazcık böyle maydanoz gezdirdiğin zaman inanılmaz güzel bir şey oluyor. Tavuğu içinde, nohutu içinde, patatesi içinde, tam bir kış pastası aslında. Tavuklu bir kış pastası. Çok güzel. İkramı da güzel, lezzeti de güzel. Harika. Yanında dediğim gibi ne içmek isterseniz size kalmış. Başka bir şeye gerek yok. Bayıldım, hemen bayıldım. Peşinden de bir elma tatlısı. Evet. Mis. Ne kadar evet. Güzel. Bakın bugün sizin kalori bombanız. Yani akşam yemeğini erken yiyip ben bunu kesinlikle deneyimledim şu geçtiğimiz hafta özellikle.
özellikle. Biraz kilo verdim bilmiyorum, fark ettin mi? Evet, sen gittikçe inceliyorsun. Gittikçe incelmiyorum. Bir 2-3 kiloyu almıştım bu yılbaşı döneminde. Hafif onu vermek istedim. Sevgili Seda ile beraber dedik bir beslenme düzeni oluşturalım. Erken yemeye başladım. O çok önemli. Akşam yemeklerimi erken yiyince hemen ister istemez o bel bölgesinden inanın gitmeye başlıyor. Suyu fazlaca içiyorum. Bahsettiğim gibi çayları da içiyorum. Onun için böyle bir öğünü de erken saatte yemek, hafta sonu. Herkes hafta içi çalıştı, koşturdu. Çoluğun peşinde. Artık hak ettik. Harika oldu aşkım. Bu kadarını hak ettik değil mi? Evet, hak ettik. Sen Yasin'i beslersin çünkü benim kendine iyi bak da bugün çok değerli farklı konuklarım daha var. Senden değerli olmasınlar. Oh canım benim. Her biri birbirinden bilgi dolu. Ne güzel, ne güzel. Ve şimdi müsaadenle ben geçiyorum. Bakalım tamam. Sırada kim var kendine iyi bak. Ben elma bombalarımı yapmaya devam ediyorum. Harikasın. Fonksiyonel burun estetiği ne demek? Kapalı ve açık burun estetiği arasında ne gibi farklar var? Cilt kalınlığı burun estetiğinde neden önemli? Kulak, burun, boğaz uzmanı operatör doktor Emrah Çelik anlatıyor. Cildine dokunuyor, cildini görüyor ve cildinle fotoğraf çekiliyor doğal olarak. Çok doğru. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Emrah Çelik. Hoş geldiniz Emrah. Hoş Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Bugün burun estetiği konuşacağız. Yani bir şey sormak istiyorum gerçekten. Tabii. Ama burun estetiği neden bu kadar popüler? Yani ne alıp veremediğimiz var burnumuzla diyeceğim. Çünkü burnumuz tarih boyunca aslında insanların çok önem vermiş olduğu bir organ. İnsanlara bazı karakteristik özellikler yükleyen bir organ olduğu için yıllardır aslında önemi daha da artıyor. Çünkü yüzümüzün ortasında, tam merkezinde bulunan bir organ ve aynaya baktığımızda aslında bizim ilk olarak dikkatimizi çeken organ. Karşıdaki insanlar ne kadar gözlerine bakarak konuşsak bile görme alanımıza girdiği için direkt dikkatimizi çekiyor. Bundan dolayı da aslında burnumuzda ufak bir hasar, ufak bir kusur, ufak bir anatomik varyasyonlar direkt dikkatimizi çekmeye başlıyor. Tabii son yıllarda bir de fotoğraf olayına çok daha önem verdiği için insanlar, özellikle selfie olayına. Son yıllarda arttı mı? Evet. Çünkü düzgün bir açı bulmaya çalışıyor. Selfie yaparken ya da fotoğraf çekilirken. Yandan çekileyim, hafif çapraz olsun. Burnum burada güzel çıktı. Yüzüm böyle daha iyi çıktı sanki. Daha zayıf gözüktüm. Peki bu selfie'de gerçekten işin güzel olmasını sağlayan şey burun mudur? Burnun kendisi midir? Aslında gözümüze gelen o. Özellikle dikkat çeken o. Göz onu görür. Göz onu görüyor. Ne kadar göze odaklanıp konuşsak da karşıdaki insanla... İlk göz alanımıza giren bölge burun olduğu için burun direkt dikkat çekiyor. O yüzden de kişi kendini de daha iyi hissetmek için daha güzel bir açı arıyor. Özellikle burnunun yüzüne daha oturmuş, daha güzel duran bir açısını arıyor. Evet. Ondan kaynaklanıyor. Ondan kaynaklanıyor. Ben sevgili Caner Taslan bana bu konuyu sormuştum. Hocam demiştim, estetik günah mıdır? O da hayır, eğer gerçekten kişi kendini iyi hissetmiyorsa ve yapılması gerektiğini düşünüyorsa kesinlikle öyle bir durumu yoktur. Kesinlikle. Bu tartışmalı bir konudur dedi ama kendisi zaten bu konuya da son derece modern ve farklı bir açıdan yaklaşıp çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Ya. Onun için bu cuma maksadıyla da hani bugün bunu konuşmuş olalım çünkü şöyle gerçekten bu çok soruluyor bize. Şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta psikiyatri bir ana bilim dalı. Psikiyatri bizim tıbbın içerisinde tabii olan bir durum. Evet. Ve insan psikosomatik bir organ. Ne demek? Yani hem vücut hastalıkları olan hem psikolojik olarak da bir hastalığı veya bulguları, karakteri olan bir yapı. Sonuçta psikolojik bir rahatsızlık olduğu zaman bunu da çözmemiz gerektiğinden dolayı burnumuzun dış görüntüsü kişiyi mutsuz ediyorsa, tamamıyla depresyona sokacak, tabii, canını sıkacak, kendi özgüvenini kaybedebilecek bir şekilde tabii oluyorsa aslında bunun psikolojik olarak da tedavi edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani burun estetiği yaptırdığı zaman veya burnun şeklini düzelttirdiği zaman gerekli kısımlarında tabii ki psikolojik olarak da tedavi edilmiş oluyor. Burun estetiği ismi daha çok kullanılıyordu eskiden ama son 5 yıldır tabii ki fonksiyonel burun estetiği daha çok kullanılıyor. Ne demek o? Çünkü burun sonuçta nemlendirme, filtrasyon, yani filtreleme, dışarıdaki tamam toz gibi şeyleri filtreleme, nemlendirme ve ısıtma özelliği olan bir organ. Aynı zamanda koku alma organımız. Tabii ki bu fonksiyonların yerine getirilmediği bir burun şahsı aynı şekilde yamutsuz edecektir. Tabii. Dışarıdan ne kadar güzel bir çatı, güzel bir uç, güzel burun delikleriniz, yüzünüze oturan bir burnunuz olsa bile nefes almayan bir burun veya fonksiyon göremeyen bir burun sizi mutsuz edecektir. Bu mutsuzluğu engellemek için mutlaka ikisi beraber değerlendirilmesi lazımdır. Bazı burunlar vardır dışarıdan çok kötüdür. Kişinin kendine güveni çok iyidir ama nefes aldığı, nemlendirme fonksiyonu yaptığı, horlama yapmadığı, gece ağzı açık uyumaya neden olmadığı şekilde olduğu zaman bundan çok mutludur. Çok önemli. Ama ikisinin beraber yapılması
bir taşla iki kuş vurmak gibi düşünün. Hem dışını değiştiriyorsunuz, tabii, hem içerisindeki nefes problemini çözüyorsunuz. O çünkü biz burun ameliyatı yaparken ya da burun ameliyatı planlarken mutlaka fonksiyonel kısmına bakıyoruz. Bütün burun cerrahları için geçerli bu. İyi olan bütün burun cerrahları, bu plastikçi olabilir, kulak, burun boğazcı olabilir, fark etmez. Burun cerrahıysa burun etleri, burundaki kıkırdak eğrilikleri, gerekirse sinüslerdeki doluluklar, genzinde bulunan geniz eti veya bazı patolojilerin hepsini çözerek hem dış görüntüsünü aynı seansta, tabii, hem içerisindeki patolojileri de çözmüş oluyoruz. Yani fonksiyonlarında daha iyi hale ya da kesinlikle varsa bozukluk gerekiyor, çalışır hale. Zaten hep sizler de öyle yaklaşıyorsunuz. Eğer bir sağlık problemi varsa öncelikli olarak burnun yapılması, tabii, lazım ki, diyorsunuz. Peki kapalı ve açık burun estetiği arasında nasıl farklar var? Çok popüler bir olay kapalı ve açık burun estetiği. Aslında aralarında çok fazla bir fark yok. Sadece biraz teknik farkı var. Evet. Kapalı burun estetiğinde ciltte hiçbir kesi yapmıyoruz. Şimdi tabii hiçbir fark yok deyince hasta açısından, yani mesela bana sorsanız. Belirgin derecede. İlk aklıma gelen şey mesela, hı, kapalı daha mı kolay? İşte daha mı az acı hisseder kişi gibi sorular geliyor. Daha az acı hissetmesi. Daha mı çabuk onunla, iyileşir? Onunla alakası yok. Peki. %5 daha hızlı iyileşme oranı görülebiliyor kapalıda. Ama şöyle bir şey var. Her burunda kapalıya uygun olmuyor. Olmuyor. Mesela benim yaptığım burunlarda %60 oranında kapalıya uygun oluyor. %40 açık gerekiyor. Peki. Özellikle ikinci, üçüncü ameliyatlarda açık yapmak gerekebiliyor. Tabii. Tabii kapalının bir avantajı burada kesimizin olmaması. Hmm. Fakat bu kesi %90 zaten iyileşen bir şey. Ama asıl önemli olan kapalıda bizim bazı cildimizi ortadaki çatıya oturtan bazı bağlar var, ligamentler var. O ligamentleri hiç kesmeden yapabilme avantajına sahibiz kapalıda. Hmm. Fakat kapalı da bize görüş kısıtlılığı sağladığı, tabii, için %60 civarında, yani 10 hastanın 6 tanesine bu uygun uygulanabilir. Yine de fena bir oran değil aslında. Değil ama iyileşme çok böyle arada uçurumlar olacak kadar fark yok. Evet. Çünkü bu yapmış olduğumuz cerrahi işlem sonrasında kullanılan aletler, tabii, kullanılan yeni teknolojiler, dokuya ne kadar saygılı olduğunuz, hmm, ve o ligamentler, bağları açık da yapsanız onarılmış olmanıza bağlı olarak iyileşme değişiyor. Evet. Kapalı yapıp çok travmatik bir burun yaparsanız, tabii, travmatik bir cerrahi operasyon geçirirseniz iyileşmeniz açığa göre çok daha uzun olabilir. Olabilir. Çünkü içeride de bir takım yıpranmalar olabilir sonuçta. Tam tersine çok daha koruyucu ligamentleri, bağları güzel korursanız, yeni cihazlar, mesela piezo denilen kemiği şekillendirici, evet, güzel cihazlar kullanırsanız daha az travmayla açık burun ameliyatını da atlatabilirsiniz. Atlatabilirsiniz. Peki cildimiz diyorsunuz burun estetiğinde çok önemli. Yani burunun cilt yapısından bahsediyorsunuz. Evet. Farklılaşır mı? Cilt yapısı şöyle önemli. Sonuçta siz ne kadar çatıyı değiştirirseniz değiştirin, içerideki kıkırdağ kemiği değiştirirseniz değiştirin, sonuçta dışarıdan gözüken olan kısmı cildimiz. Hasta dışarıdan, evet, baktığında cildine dokunuyor, cildini görüyor ve cildinle fotoğraf çekiliyor doğal çok olarak. Çok doğru. Ondan dolayı cilt burada çok önemli bir faktör. Aşırı kalın ciltler bizim için en önemli problemlerden biri. Çünkü genelde cildi kalın olan insanlar küçük burun istiyorlar. Fakat siz içeride nefes alma fonksiyonunu bozmamak açısından çatıyı aşırı derecede daraltamıyorsunuz. Tabii. Daraltamadığınız için de cildin ne kadar müsaade ettiği önemli. Sonuçta %40 daralttığınız bir şey cildin üzerine ne kadar yansıyor önemli. Hmm. Şu örneği çok veriyorum, böyle hastalar özellikle bana soruyorlar. Kürk giydiğinizi düşünün diyorum. 100 kilosunuz, kürk giyiyorsunuz. Kürkü çıkartıyoruz. Sizi 40 kiloya kadar düşürüyoruz. Evet. Ama aynı kürkü tekrar giydiriyoruz. Tabii. Ne kadar değişikliği hissedersiniz? %60-70 hissetmezsiniz. %30-20 hissedersiniz. Bundan dolayı cildimiz çok önemli. Cildi çok kalın olan hastalarda daha özenli, daha bağları koruyucu, cildi o yeni oluşturduğumuz çatıya daha uyumlu hale getirici şekilde onarmamız önemli. Evet. Hatta bazen cilt yapısı da çok cilt önemli. Doktorlarımızın mesela ince cilt yapısı olanlar için de daha hassas bir yaklaşım olması lazım belki de. O zaman da en ufak bir hasar, en, evet, ufak bir pürüzlenme. Çünkü sonuçta bu kemik kıkırdak geçişi olan bir organ. Evet. Tek başına kıkırdak olan bir organ değil. Soft, dümdüz bir görüntü olmayabiliyor. Bunlar ince ciltlerde daha çok dışarıya yansıyor. Hmm. O da bir dezavantajı. Kalın ciltlerde özellikle cilt doktorlarımızın önerisiyle bazı ilaçlar başlayıp bazen cilde 2-3 ay inceltip ondan sonra operasyon bile planladığımız oluyor. Oluyor. Çok eğlenceli. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Çok güzel. Peki revizyon burun estetiği az önce de söylediniz. İkinci veya üçüncü, belki de bazen, evet, dördüncüler de olabiliyor. Evet. Zor bir ameliyat mıdır? Farkı nedir? Revizyon burun estetiği ayrı bir dünya. Ne kadar son 10 yılda bu ameliyat sayısı çok arttıkça tabii ki revizyon da artıyor. Tabii. Sonuçta yılda 1-2 tane revizyon 300-400 vakada bir olabilen şeyler. Ama burada hastaları korkutan şey revizyon olunca
her şeyin tamamen daha zor, daha travmatik olacağını düşünüyorlar. Evet. Öyle bir revizyonlar oluyor ki yarım saat içerisinde ufak bir şekilde hiçbir yerden kıkırdak ve destek almadan düzeltebildiğimiz revizyonlarımız da oluyor. Evet. Tam tersine sıfırdan rekonstrüksiyon dediğimiz baştan yapmamız gereken durumlar da oluyor. Tabii o zaman da bazı destek kıkırdaktan ihtiyacımız tabii oluyor. Sonuçta içerideki dokular zayıflamış oluyor. Sıfırdan yapmak deyince o kemik yerine konulabilecek tabii, burun kemiği. Ondan dolayı çok zor olabileceği gibi çok kolay da olabiliyor. Ameliyat olmuş, ufak bir burun deliklerinde asimetri var. Ha. Bazen çok kolay bir şekilde dikişlerin değerleri değiştirilerek, kıkırdaklara desteklenerek düzeltilebilirken, bazen az önce dediğim gibi çöküp burun oluşuyor. Evet. Mesela K noktası dediğimiz kemik kıkırdak geçişimizde bir çöküntü oluyor. Bu çöküntüyü düzeltmek için bizim oraya tekrar destek kıkırdak koymamız gerekiyor. Tabii ki bu içeride olmadığı için bunu yaparken kulağımızdan, bazen kaburgamızdan, bazen de kadarolardan alınan kıkırdaklar kullanılarak yapılabiliyor. Evet. Bu tabii ki daha zor rekonstrüksiyon olduğu için birazcık da hastaların gözünü korkutuyor. Evet. Ama bazı revizyonlar çok kolay geçiyor. Aslında bu kadar korkmamak gerekiyor. Lazım. Yani en azından burnum çöktü, ne yapacağım diyenlerin de bir çözümü var. Kesinlikle. Dördüncü, beşinci de bile olsa, ama tabii ki inşallah tabii ki gerekmez. İstediklerini tabii bulurlar. Ki. Bu da psikolojik inşallah bir şey çünkü galiba. Kesinlikle. Evet. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugün burun estetiğiyle hiç duymadığım ilgili farklı şeyler duymuş oldum sizden. Çok teşekkürler. Operatör doktor Emrah Çelik, kulak burun boğaz uzmanı efendim. Bugün farklı bir bakış açısıyla bize burun estetiğindeki yeniliklerden bahsetti. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kalıcı fondöten etkisi nasıl yapılır? Kalıcı fondöten etkisine hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Kalıcı fondöten etkisi kılcal damar görünümünü hafifletir mi? Uzman estetisyen Songül Güney Erzurumlu anlatıyor. Modern cilt bakımı olarak bilinen bir işlem. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim, bugün çok merak ettiğiniz, uzun zamandır konuştuğumuz bir konuyu açıklığa kavuşturacağız. Yani bu ciltte fondöten uygulaması dediğimiz, aslında cilt tonunu aynı renge getiren işlem nasıl yapılır? Şimdi tam olarak onu göreceğiz. Ayşe Hanım da yapacağız. Ve kiminle yapacağız? Sizi tanıyabilir miyim lütfen? Ben Songül Güney Erzurumlu, uzman estetisyenim. Peki, şimdi bugün kalıcı fondöten etkisi dediğimiz bir ismi var, onun nedir? BB Glove işlemi. Kalıcı fondöten değil aslında, fondöten efekti verilen bir medikal cilt bakım işlemi. Medikal cilt bakım işlemi. Peki şimdi burada hangi durumlarda buna ihtiyaç duyuluyor diyeceğim şimdi size. Şimdi BB Glove işlemi ciltteki deforme olmuş her şeye çok iyi geliyor. Akne problemi olanlara, gözenekleri açık olanlara ve cilt lekelerinde kapatıcı özelliğe sahip. Sabah kalktığımızda herkes ışıl ışıl bir ciltle uyanmak ister. Çok güzel tabii ki. Baksana herkesin herkesin hayalidir bu. O zaman Ayşe Hanım da başlayalım, yaparken konuşalım isterseniz. Aynen. Şimdi biraz da görmüş olalım. Aynen. Ayşe Hanım merhaba, sizin hemen cildinize bakıyorum. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok mersi. Şimdi cilde bakınca var mı birazcık cilt eşitliğine ihtiyaç? Evet var, lekelenmeler var, gözenekler açık Ayşe Hanım'da. Öncesini sonrasını... Abartmayalım, cildi çok güzel, evet, bir güzel, şey yok ama güzel, hepinizin ama... fondöteni evet, çıkarınca cildinize evet, daha pürüzsüz birisiniz oluyor değil lazım mi? Olması evet, duyuyoruz. Evet. Azıcık bir kapatıcı da özellikle makyaj yapmaktan sıkılan bayanlar için sabah kalktıklarında sadece bir allıkla işe işte gidebiliyorlar. O çok önemli. Evet, evet, Ayşe Hanım'ın şimdi yüzünü parlak bir hale evet, getireceğiz. Aynen öyle. Peki, hazırsınız. Şimdi hazırım. Buyurun lütfen. Uygulamaya. Nasıl işlem yapacağız Songül Hanım? Siz dinleyin. İlk önce cildi bir temizlememiz lazım. Evet. Önce cilt temizliği esas evet, asıl bu işlemden önce agresif bir işlem yaptırmamamız lazım cildimize. Botoks, dolgu işlemleri olmayacak. Bu işlemlerden sonra hastalarımız rahatlıkla yaptırabilirler. Ne kadar süre önce yapılmaması lazım bunların? Yani bir ay öncesinden. Peki. Neden, nasıl bir etkisi var? Çünkü agresif bir işlem olduğu zaman BB Glove serumunu tam anlamıyla almayabilir. Almayabilir. Evet. Cildin hazır olması evet, lazım. İlk önce bir temizleme jelimizle temizleyeceğiz cildimizi. Evet. Böyle. Şimdi fondöten efekti verdiğimiz için herkes bunu kalıcı fondöten olarak bilebiliyor. Ha, evet. Öyle yani biliniyor. Öyle biliniyor. Ama bir anda parladı. Ne oldu şu anda Ayşe Hanım'a? O bir temizlediğiniz ürün herhalde. Evet, üründen dolayı. Bu işlemde peeling yapmıyoruz. Evet. Yapılmıyor peeling işlemi. Hı-hı. Dermopen agresif bir işlem ama bir kalem aslında. Kalem, evet, evet, kalem. Bununla cilt altına vereceğiz şimdi bu işlemi.
şu yanak tarafına da bir kameraya doğru yapabilirsek, evet, birazcık da oradaki lekelerin kapandığını, evet, görebilir miyiz lütfen? Tabii ki. Şöyle. Sağ olun. Şu tarafa. Evet, aynen. Çok güzel. Peki, şimdi koyu göz çevresine uygulanabiliyor mu bu sorguladık? Evet. Ay çok güzel. Erkeklere de uygulanabilir. Evet. Erkeklerde göz altında mı tercih daha ediyorlar? Çok göz altına yapıyoruz erkeklerde. Tek yanak bitti gibi. Ben şimdi, evet, ayağa kaldırıp oturtup Ayşe'yi tek iki yanak arasındaki farkı göstermesini, aynen, rica edeceğim. Bunu yaptıktan sonra mutlaka güneş koruyucusu kullanmamız lazım. Bir 15 önemli gün boyunca. Evet, evet. Şöyle bir kaldırabilir miyiz Ayşe Hanım'a? Evet. Şu karşı kameraya doğru. Yakinen bakarsak. Bir silelim. Evet. Bir silecek misiniz şimdi? Şöyle yedireceğim. Şimdi bir tarafın... Ay çok güzel oldu. Parladı. Evet. Onu henüz yedirmediniz. Yedirmedik. Tabii ama ki... yanakta çok, evet, belli oldu Ayşe Hanım. En önemlisi acı yok. Acı yok. Yok. Evet. Onu sormayı acı unuttum. Bak. Evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şey hissetmedim hatta. İşte ay, o yüzden güzel, konforlu bir işlem. Bakar mısınız? Şimdi bu yana bir bakın. Burada hiçbir şey yok ve diğer tarafta şöyle dönebilirsiniz, evet, lütfen. Önce sonrası. Bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu merak ettiğimiz glow yani parlama meselesinde de BB glow. BB glow'da evet, aydınlatmış oldunuz efendim. Teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Sağ olun. Teşekkürler. Hemifasiyel spazm halk arasında tik denilen durum mudur? Hemifasiyel spazm ne şekilde ortaya çıkar? Hemifasiyel spazm nasıl tedavi edilir? Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hilmi Kaya anlatıyor. İşitme siniri, yüzümüzü besleyen sinirin kendisi. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hilmi Kaya. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk Emre Hanım, çok teşekkürler. Evet, merak ettiğimiz konular ve bugün konuşacağımız mesele özellikle halk arasında tik dediğimiz, tik gibi de adlandırılabilen bir olay ki aslında tik değil bu, daha, evet, farklı. Ama siz bakınca bunu anlıyorsunuz, biz anlar mıyız? Siz anlayamazsınız ama bir soru sorarak belki anlayabilirsiniz hastaya. Hmm. Şimdi buna ne deniyor yani aslında? Bugün evet, hemifasiyel spazm. Hemifasiyel spazm nasıl kendini gösterir? Şöyle temenni inmek lazım öncelikle. Yüzümüzü besleyen fasiyal sinir var. Beyin sapından çıkar. Özellikle kulak civarında. İçte seyreder ve sonra yüze dağılır. Yüz mimik kaslarımızı besler. Tamam. Özellikle göz çevremizdeki yuvarlak, ha, sörküler bir kas vardır. Orbicularis oculi dediğimiz ya da ağız çevresinde orbicularis oris. Bu kaslar özellikle gözü kuvvetli şekilde kırpmamızı ya da ağzımızı büzüştürmemizi sağlar. Dolayısıyla bu kasları besleyen sinir fasiyal sinirdir. Tamam. Bir şekilde bu sinirde birazdan belki açma şansı bulacağız. Evet, patolojik bir durum söz konusu olursa, patolojik iletim, hasta istemsiz şekilde gözünü kırpar. Ve bunu kontrol edemez ya da ağız çevresinde çekilme olur. Gittikçe artar. Önce göz çevresine başlar. Sonra ağız çevresine yayılır. Böyle bir rahatsızlık yani, dışarıdan görsel bir rahatsızlık aslında. Görsel bir rahatsızlık. Peki halk arasında tik dediğimiz olay bu değil diyorsunuz. Tikte biraz durum farklıdır. Tikte de belli kas gruplarında kasılma olur. Onu da istemsiz diye adlandırırız ama o aslında kısmen istemsiz olsa da belli bir süre istemli bir şekilde durdurulabilir. Yani tiki olan birisine derseniz ki bir müddet yapma. Elinde değil. Kontrol ederek yapmayabilir ama hemifasiyel spazmda hasta bunu kontrol edemez. Kontrol edemez. Peki ne şekilde ortaya çıkar ve yüzün tam olarak hangi bölgelerine görünür? Göz çevresi dediniz. Özellikle göz çevresinde göz kırpma hareketiyle başlar. Tamam. Bariz, belirgin, bazen çok şiddetlidir göz kırpma. Çok ağrılı değildir yalnız. Ha. Daha çok hastayı uzun dönemde yorar. Psikolojik olarak rahatsız eder. Sonra gittikçe ilerleyen dönemlerde ağız çevresine yayılır ve ağız çevresinde çekilme, asimetri de meydana gelir. Yani baktığınız zaman simetrik şekilde göremezsiniz. Evet. Yüz ifadesi hastanın. Oo, evet, az önceki resimlerde de gördük, bayağı ağzın bir kenara doğru kaydığını görebiliriz. Evet, görebiliriz. Ama bu yani bir şekilde felç değil, bu bambaşka bir şey. Hemifasiyel spazm deniyor, evet, bunlara. Peki bu rahatsızlığın oluşmasına ne neden olur? Şimdi şöyle, aslında çok nadir sebepler, herhangi bir tümöral lezyon da olabilir sinir çevresinde. Ya da doğuştan damarsal bir problem de sinir çevresinde buna sebep olur. Ama çoğunlukla MS hastalığı da olabilir mesela. Ama çoğunlukla sebep çok farklıdır. Sinirin beyin sapından çıktığı bölgede birkaç milimetre
uzunluğundaki seyri boyunca normal vücudumuza ait atar damarın yakınlığı söz konusudur. Ve sürekli siniri her kalp atışında, çünkü damar biliyorsunuz kasılır, pulse eder ve sinire bası yapar. Zamanla sinirin miyelin kılıfında, miyelin kılıfı vardır sinirin, bir hasar meydana gelir ve sanki bir kısa devre olur. Dolayısıyla sinir anormal çalışmaya başlar ve bu kasılmalar başlar. Zamanla çok ileri safhalarda, bu önemlidir, erken tedavi bu yüzden belki önemli olabilir. Her şeyde beyin sapındaki sinirde de metabolik değişiklikler olur. Yapısal bu değişiklikler de başlar. Dolayısıyla çoğunlukla sorunumuz bir damar basısıdır. Damarın sinire olan komşuluğudur. Çalışan bir damardır, sinir çalışan bir sinirdir. Tabii. Ama bu yakınlık maalesef böyle bir sonuca sebep olur. O yakınlığı olur. Ortadan kaldırmak gerekir. Erken amaç tedavi aslında budur. Evet. Önemli diyorsunuz. Peki tedavi tam olarak gerçekleşebiliyor mu? Ortadan tamamen kaybolur mu bu? Tabii, şimdi patoloji yönelik bir herhangi bir kitle söz konusuysa bunu çıkarmamız lazım. Tamam. Ama çoğunlukla dediğim gibi sebep bu. Tabii biz her çoğunlukla zaman sinirin kılıfının yıpranması gibi dediniz aslında. Tabii bu ilişkiyi kesmek evet. lazım ama tıpta biliyorsunuz hep alternatif bir takım tabii. tedavilerle de halletmeye evet. çalışırız. Öncelikle bu anormal bir kas kasılmasıysa çok tercih ettiğim bir yöntem değildir veya tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Tartışılır, peki. tartışmalıdır. Botoks tedavisi biliyorsunuz, botulinum toksini. Evet. Estetik amaçla da kullanılır. Ama siz bir kasa verdiğiniz zaman bunun kasılmasını da azaltırsınız. Evet. İdeal bir tedavi değildir ama bu kasılmaları bu şekilde azaltabilirsiniz. Tartışmalı olduğu konu en ideal tedavi mikrovasküler dekompresyondur, ona geleceğim. Ona geleceksiniz evet. peki tamam. Şimdi dolayısıyla bu şekilde de bir geçici rahatlama geçici sağlanabilir. Peki. Ama ideal tedavimiz şudur. Evet, biz beyin sapında o bölgeye ulaşmalıyız. Damarla sinir arasına bir materyal koyabilmeliyiz. Vücutla uyumlu ki bu ilişkiyi ortadan keselim. Hani damara zarar vermeyelim, sinire zarar vermeyelim. Evet. Dolayısıyla kulak arkasından yaptığımız bir insizyon kesiyle 2 santimetreye yakın bir alandan ulaşırız. Beyinciğin kenarından derine mikro cerrahi olarak gireriz. O sinirle damar arasında bir teflon parçacığı yerleştiririz evet. özel. Evet. Ve bu ilişki kesildiği zaman hasta çok rahat eder. Evet. Şimdi geçtiğimiz sene benim bir arkadaşım bu ameliyatı oldu. Fakat şimdi daha iyi anlıyorum siz anlatınca. Evet. Taşlar yerine oturdu. Peki hocam, tedavi edilmezse çok ilerler mi bu dediğiniz? Şimdi tabii ilerlemesi bir sakatlığa sebep olmaz en azından. Olmaz. Ama hasta için çok yıpratıcıdır. Bazı şeyleri hani dillendiremeyiz. Şikayet nedir? Hasta ağrı hissetmez belki. Yani bu ağrılı bir kasılma değildir. Ama çok rahatsız olurlar gerçekten. Yaşam kalitesi bozulur. Hı hı. İşini düzgün yapamaz. Tabii. Yani görsel olarak da başka şeyler doğuruyor. Sıkıntılı bir durumdur. Aslında sürekli bunu hisseder. Yani yaşamdan kopar aslında. Peki doğuştan olabilir dediniz. Doğuştan şöyle diyebiliriz. Doğuştan bir takım damar anomalileri vardır. Anladım. Arteriovenöz malformasyon deriz. Bir takım lezyonlar. Bu sinir çekirdeğine komşuysa bunlar da bunu yapabilir. Hmm. Dolayısıyla doğuştan bir hastalık değildir. Değil elbette. Yani genetik kalıtımsal evet, bir hastalık. Aslında orta yaş hastalığıdır. Belki şunu da söyleyebiliriz. Bu damar sinire belki doğuştan çok yakın değildir. Evet. Ama hepimizin vücudunda yaşlanmayla birlikte tabii. bir takım yer değişimleri evet. olur. Damarda da sarkmalar olur. Belki sinirle damarı yaşta birbirine yakınlaştıran bir faktördür diyebiliriz. Evet. Ehil ellerde yapılması gerekli bir ameliyattır. Evet, çok hassas bir hassastır tarih. Tabii bulunduğumuz yer beyin sapıdır. Düşünün, işitme siniri, evet. yüzümüzü besleyen sinirin kendisi. Beyin sapı aynı zamanda kısmen solunum merkezimizin olduğu bir yer. Hani bir problem olursa çok kötü sonuçlar evet. olur ama bilim bunun için var. Sorun olmasın diye biz varız. Kesinlikle, yani, kesinlikle. Bu teknik var. Elbette. Hemifasial spazm aslında sanıldığı gibi bir tik değil, bir hastalık. Tike benzer ama tik değil. Tik evet. değil, tike benzer ama tik değil. Peki, şimdi bu ne kadar sık rastlanır oran, kadınlarda mı erkeklerde mi daha fazla görülür diye şimdi soracağım. Şöyle, aslında erkek kadın İkisini de tutar ama hmm. özellikle orta yaşta bayan oranı biraz daha fazladır. Peki tetikleyen başka bir hastalık var mıdır? MS dediniz, olabilir şimdi dediniz. MS'de tabii durum çok farklı. Bir damar sinir yakınlığı yok. MS'de de santral sinir sisteminde, yani beyin hmm. beyin sapında miyelin kılıfı bozulur biliyorsunuz. Vücut kendisi reaksiyon gösterir.
buna bağlı oluşur. Çekirdek civarında irritasyon. Evet. Evet. Peki efendim, bel bacaklarda hissedilen her ağrı bel fıtığının habercisi midir dedik. Dönüp dolaşık yine bizim en çok merak ettiğimiz evet. bu bel ağrısına geldik. Ne dersiniz? Mutlaka doktora gitmeli miyiz her ağrıda? Şimdi şöyle tabii, bel ağrısı hayatımız boyunca çok sık görülen bir durum. Evet. Mutlaka hepimiz bir veya iki defa bu ağrıyı yaşayacağız. Kısa süreli tutulma şeklinde bir ağrı, bir kas spazmı da olabilir. Mutlaka hemen bir doktora gitmemize gerek yok. Ama beraberinde ek bulgular varsa, beraberinde bacak ağrısı varsa, bacakta uyuşma gibi, bacakta güçsüzlük gibi bulgular varsa, idrar kaçırma, idrar tutamama varsa çok önemlidir. Veya beraberinde idrarda yanma varsa. Çünkü her şey bel fıtığı değil. Biliyorsunuz tabii. batında bir kitle de bir evet. bel ağrısında habercisi olabilir. Evet. Aynı zamanda belde olan omurgada bir tümör de bel ağrısı yapabilir. Kas grubunda olan bir travma sonrası olan durum da bel ağrısı yapabilir. Hani çok basit sebeplerden çok ciddi sebeplere kadar bir spektrum vardır. Özellikle kronikse ağrı. Çünkü biz hastayı sorgularız, çok önemli. Kronikse ağrı uzun süreli geçmiyor ise, birkaç haftanın üzerinde sürüyorsa. Birkaç hafta. Mutlaka gitmek lazım. Evet. Ama çok şiddetli bir ağrı. Evet, üçüncü günde gitmek lazım. Birinci günde gitmek lazım. Hasta bilir zaten. Hani evet. ciddi beraberinde eşlik eden bir bulgu varsa mutlaka gitmek lazım. Her ağrı tabii bel fıtığı habercisi değildir. Değildir. Yani bir sakatlanma sonrasında olan ağrıyla normal beldeki gerçekten fıtığa bağlı ağrı fark ettirir kendini en azından 2-3 hafta içerisinde. Tam öyle demeyelim. Sakatlanma esnasında da çok ciddi sonuçlar olabilir. Olabilir değil mi? Söz gelimi osteoporozu vardır. Tabii. Orta yaş bir bayandır veya ileri yaş. Egzersiz esnasında çok şiddetli ağrı bir kemik kırığına da, vertebra, omurga kırığına da tekabül edebilir ve hemen gitmesi lazım. Evet, hemen yani bunların ayrımı en azından çok kolay değildir ama her beli ağrıyanın da mutlaka hekime de gitmesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Ama hani hocam bu, diyorsunuz ki bu omurga hassas bir nokta. Buradan gelen ağrılar biz şeylerin sinyali olabilir, habercisi tabii, olabilir. Biz, dikkate almak lazım. Tabii biz neyi ayırt etmemiz lazım? Omurgayı düşündüğünüz zaman bir bütün. İçinde omirlik var. Tabii. Etrafında sinir kökü tabii. var. Kas dokusu var. Kemik dokusu var. Beraberinde organlarımız var. Böbrek, böbrek üstü, idrar yolları, mesanemiz, yumurtalıklarımız, hatta kalça eklemimiz var. Biz kalça eklemi sebepli bir ağrıyı mutlaka bel ağrısından ayırt etmemiz evet. lazım. Her ikisi de bacak ağrısı yapabilir. Evet. Onun ötesinde en azından böyle ayrıca tanısı vardır yani. Evet. Biz bunları hastayı görürüz, muayene ederiz, tetkik ederiz ve bunu anlamaya çalışırız. Evet. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hem fasciyel spazmı anladık bugün. Evet. Ne olduğunu, tedavisinin neler olduğunu ve yüz güldürücü sonuçlarından bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz ve bel ağrısı efendim ertelemiyoruz diyelim. Tabii, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hilmi Kaya bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ve kendine iyi bak, devam ediyorum. Nazardan koruyan dua var mıdır? Nazar boncuğu nazara karşı etkili midir? Sürekli ölümü düşünmek doğru mudur? Profesör Doktor Caner Taslaman, İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e dair çok özel bilgilerle... Ölümü bir insan hatırladığında bu dünya hayatı kısa, burada yaptıkların hesabını Allah'a vereceğim. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim Profesör Doktor Caner Taslaman bugünkü konuğumuz. Hepinizin yüzü güldü. Bugün güzel konulardan konuşacağız. Yine Cuma'ya hayırlı olsun diyelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim, çok çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz günlerde artık siz bize sürekli konuk olmaya başladıkça Caner Hocam, sizinle merak edilen sürekli seyirci soruları oluşmaya başladı. Biz de onları derledik bugün. Size cevaplamak için buradayız. Çok teşekkürler. Bunları size soracağım. Ama ondan önce de bizim sevgili muhabirimiz Yakup, en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara olarak bilinen mağarada ve onun hikayesini bize anlattı. Eminim biliyorsunuzdur ama görüntüler oldukça evet. ilgi çekici. İsterseniz şöyle bir gidelim Şanlıurfa'ya. Kendine iyi bak ekibi Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada. Şu anda çok önemli bir noktadayız. Çok kutsal bir yerdeyiz. Hazreti İbrahim'in doğduğu Mevlid-i Halil mağarasındayız. Yüzyıllardır buraya gelen ziyaretçiler buradan akan, buradan çıkan, mağaranın içinden çıkan suyun şifalı olduğuna inanıyorlar. Ve burada bidon bidon o suları götürüyorlar.
Burası huzur ve maneviyat dolu. Hal böyle olunca bu ortamın dinginlik veren havasını solumak isteyenler hiç eksik olmuyor. Çok manevi bir ortam burası. Edeple giren, lütufla döner yazısı. Tabii biz de şu anda eğilmek zorunda kalıyoruz. Burası çok etkileyici bir nokta. Şu anda mağaranın içini görüyorsunuz. Dua edenler, namaz kılanlar var. İşte mağara tam karşısı, tamamen korunmuş bir şekilde. Burada akan sulardan bidonlara su dolduran gençler var. İşte bu sular buraya gelen ziyaretçiler tarafından gerek taslarla içiliyor, gerekse de bidonlara dolduruluyor. Şifalı sudur, abdest alınmaz yazısı var burada. Hazreti İbrahim ve Nemrut'un hikayesi. Hazreti İbrahim'in doğumundan önce dönemin kralı Nemrut bir rüya görür. O rüyada o yıl doğacak bir erkek çocuğunun tahtını yıkacağı olarak yorumlanır kâhinleri tarafından Nemrut'un. İşte Nemrut bu rüyanın yorumlanmasının ardından o yıl doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini verir. Bu haberi alan Hazreti İbrahim'in annesi hamile olduğu o dönemde işte gelir bu mağaraya gizlenir ve Hazreti İbrahim'i bu mağarada doğurur. Aralıklarla mağaraya gelip gider çocuğunu beslemek için, onu emzirmek için. Ama bir ceylanın Hazreti İbrahim'i emzirdiğini de görür. İnanışa göre Allah'ın emriyle o ceylan Hazreti İbrahim'in büyümesinde, beslenmesinde görev alır ve Hazreti İbrahim burada 10-15 ay civarında kaldığı dönemden sonra çıkarken 15 yaşındaki bir genç delikanlı görünümüne ulaşır. Daha sonra da Hazreti İbrahim Nemrut'un ilahlık iddiasını reddederek halkın taptığı putları yıkarak gerçekten de o rüyada olduğu gibi Nemrut'un tahtının yıkılmasında en önemli etken olur. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl efsanesi. Daha sonra da Nemrut Hazreti İbrahim'in mancınık sistemiyle ateşe atılması emrini verir. İşte o zaman da bir kez daha Allah'ın emriyle hazırlanan o ateşler suya dönüşür. Odunlar da balıklara dönüşür ve Hazreti İbrahim gül bahçesinde kendini bulur. Nemrut'un ateşe atma planı suya düşer ve sağ salim bir şekilde Hazreti İbrahim o gül bahçesinden çıkar. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Suyundan böyle sürekli içer misiniz? Evet. Her geldiğimizde illaki ziyaret ederiz. Şifalı su olduğuna inanırız. Siz nereden geldiniz gençler? Biz burada öğrenciyiz. Antep'ten geliyoruz. Antep'ten. Evet. Tarım Üniversitesi'nde öğrenciyiz. Evet. Ben de aynı şekilde. Suları nereye götürüyorsunuz? Memlekete götüreceğiz. Hani... Antep'e götüreceksiniz. Antep'e götüreceğiz. Aileniz mi dedi getirin diye, yoksa hep götürür müsünüz? Yok, biz kendimiz götürmek istedik. Ailemiz söylemedi. Hani şifalı su, eliniz boş gitmeyelim dedik. Ben bu şifalı sudan içtim ve aileme götürmek için buraya geldim. Arkadaşlarımla ziyaret ettik. Ben ilk geldiğimde de buraya, üniversiteye geldiğimde de ziyaret etmiştik. Şanlıurfa'da çok merak edilen, ziyaret edilen mekanlardan birindeydik hocam. Gitmişliğiniz var mı? Yok, gitmedim. Hiç siz de bilmiyorsunuz, gitmediniz ama biz kendi iyi bak izleyicileri için geçtiğimiz günlerde Balıklı Göl'den çok güzel bir şekilde. Tabii ki inanç her şekilde insanın kendini iyi hissettiği yerde, ziyaret etmek istediği yerde. Bizim ülkemizde de çok fazla bu anlamda zenginiz gerçekten. Evet. Bu da çok güzel bir duygu. Bir kısmı tarihsel açıdan tartışılabilir ama dinler tarihi açısından Türkiye'nin çok çok önemli bir nokta olduğu kesin. Evet. Özellikle böyle din turizmi içinde o yüzden çok elverişli bir nokta. Mesela Hristiyanlığın geliştiği bölge burası. Yani dünyanın en kalabalık dininin.
İslam dini açısından da tabii çok önemli bölgelerimiz var. Bunu yani inanç turizmini artık birçok kimsenin değerlendireceğini düşünüyorum. Evet. Millet burada hem öğrenir hem ülkemizde kazanabilir. Çok doğru, çok doğru. Ne kadar güzel. Hocam şimdi Kur'an'da birçok kıssa var. Hazreti İbrahim kıssası da var. Hazreti Nuh kıssası var. Hazreti Musa'nın kıssası var. Şimdi bu kıssaları diyor ki nasıl okumalıyız ve bunlardan nasıl dersler çıkarmalıyız? Bu çok önemli. Yani kıssaları ders çıkarma mantığıyla okumak çok önemli. Yani bazıları Kur'an'ı sadece arkada bir ses oluşsun gibi dinliyorlar. Yani ondan okuyup da bir şeyler öğrenmek kastıyla Kur'an'a yaklaşmıyorlar. Kur'an'ın çok önemli bir kısmı, belki üçte biri, dörtte biri diyebiliriz, kıssalarla geçiyor. Ve bunlardan ibret almamız lazım. Kur'an zaten ibret alınması için bunların aktarıldığını bize söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in mesela kıssasını okuyan bir kimse Allah'tan, dinden daha önemli hiçbir şeyin olmadığının dersini alır. Bütün kavmi karşı çıkıyor Hazreti İbrahim'e, babası da dahil. Ama Allah'ın dini bir kenarda olunca toplumunun yerleşik inançlarının hepsini bir kenara bırakıyor. Ve canı pahasına bunu yapıyor. Ölüm tehditlerine rağmen bunu yapıyor. Mesela burada bunun bir dersi var. Yani Allah'ın ve dinin hiçbir şeyin önüne konulmamasını, insanın en önemli bildiği şeylerle din çatışırsa mutlaka Allah'ın dininin tercih edilmesi gerektiği, mesela Hazreti İbrahim'de bir dersi var. Hazreti Nuh'ta da yine benzer bir ders var. İşte kavmi inkar ediyor ve onu işte taciz ediyorlar, kınıyorlar. O davasından bir adım geri atmıyor. Evet. Onları açıkça uyarıyor, gizlice uyarıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Allah'ın dinini onlara aktarma çabasından vazgeçmeden ısrarla devam ediyor. Hazreti Yusuf'un yine kıssasında görüyoruz. Onu kötü bir şey yapmaya karşı taraf zorluyor. Ve hapiste de tehdit ediyor sen bunu yapmazsan. Oradaki işte Melik'in eşi tarafından. Fakat o kimse ihanet etmeyeceğini söylüyor ve bunun için hapsi de göze alıyor. Yani dünyada bir kötülük işlememek için gerekirse karşı tarafın hapis tehdidini göze alan ama yine de o kötülüğü işlemeyen bir kimsenin dersi var Hazreti Yusuf'ta. Dünyadaki birçok kimsenin din için hiçbir fedakarlık yapmaması mesela bunun yanına koyduğumuzda çok mesela güzel. Demek ki bu Hazreti Yusuf'un örneğini, Hazreti İbrahim'in örneğini biz iyi anlamamışız, iyi takip etmemişiz sonucuna ulaşıyoruz. Burada mesela gerekli dersi bir kimse alsa, işte yani gerekirse dünyada bir kötülük işlememek için bu dünyada insanların vereceği sıkıntıyı göze alacak bir zihin oluştururuz. Yani bu kıssalar hem zihin inşa eden, bizim zihnimizi oluşturan kıssalar, aynı zamanda nasıl eylemde bulunmamız gerektiğini, bu dünyada nasıl hareket etmemiz gerektiğini oluşturan kıssalar. Çok güzel. Tabii bunlarla ilgili çok söylenecek şey var. Yani çünkü çok kıssa var Kur'an'da. Evet, çok kıssa. Bunlar sadece bir iki örnek. Bir iki örnek. Çok da güzel aslında. Tek tek bunları bir gün açıp aslında. Tabii. Tek bir kıssa üzerine bir program konuşabiliriz bazen. Çok çok güzel. Peki. Şimdi az önce dediniz ki ezanla ilgili okunmadığı halde bir izleyici sorusu geliyor. Ezan sesi duyuyor gibi oluyorum. Sebebi ne olabilir? Ezanı dinlemekle duymak arasında fark vardır dediniz. Tabii. Şimdi seyircimiz böyle hissediyormuş. Ne olabilir sebebi? Şimdi şeyi söyleyelim. Ezan bizim için çok çok önemli. Yani sürekli bize namazı hatırlatıyor. Allah'ın büyüklüğünü ifade ediyor. Namazı hatırlatıyor. Bize namaza bir çağrı yapılıyor. Ve hem İslami açıdan hem kültürel açıdan hayatımızda ciddi önemli bir rolü var. Tabi bu kimsenin ezanı duyuyormuş gibi hissetmesini tabii ben tam nasıl olduğunu anlayamıyorum buradaki ifadesine. Bu bir his gibi bir şey mi yoksa kulağında bir ses gerçekten duyması tarzı bir şey mi? Yani yoksa ezandan çok etkilenmesinden kaynaklı bir şey mi? Ezandan çok etkilenmesinden kaynaklı bir şeyse tabii bunda bir sıkıntı yoktur herhalde. Evet. Ama bir kulakta duyma tarzı bir şeyse o zaman tabii bunu bir belki bir doktorla, uzmanla konuşmasında fayda olabilir. Ezan dışında başka bir şeyler de duyuluyorsa onu hani bir doktor, uzmanla konuşmasında ezan fayda var. Çünkü normalde o ezan sesi duyuyor gibi oluyorum diyor. Acaba duyuyorum gibi saatini kaçırmasın diye sürekli böyle olabilir. Ha, olabilir. Öyleyse tabii sıkıntı değil. Yani sürekli mesela namaz vaktini bekleyen bir kimse böyle biraz da vesvese aman kaçıracağım diye veyahut da ezan onu çok etkiliyor. Ondan öyle bir etki oluşuyorsa tabii ki bu bunda bir sorun yok ama başka türlü bir ses gelmesi tarzı bir şeyse o zaman yani bir doktorla görüşmesinde fayda var. Evet, sadece bu kadarlık bir soru olduğu için ben de daha fazla... Tabii ki oradaki hissini anlayamıyoruz kişinin detaylarını. Peki bir başka soru var. Sürekli ölümü ve günahları düşünerek yaşıyorum.
beni çoğu zaman olumsuz etkiliyor. Ne yapayım? Şimdi bir kere bu kendisi bu eylemin olumsuz bir eylem değil. Çünkü biz öleceğiz. Kendimizi kandırmamızın hiçbir gereği yok. Bir insan ölümü düşünmediği zaman işin doğrusu azıyor. Yani Kur'an'da da bir ayette geçer. İnsan kendini yeterli gördüğü için azar. Nasıl yeterli görüyor? Benim Allah'a da ihtiyacım yok. Dine de ihtiyacım yok. Bir hissine bürünüyor. Sanki kendisi böyle sonsuz yaşayacakmış gibi düşünüyor. Ölümü bir insan hatırladığında bu dünya hayatı kısa. Burada yaptıkların hesabını Allah'a vereceksin. Günahlardan uzak tut. Yani eylemlerini Allah'ın istediği gibi planla. Evet. İşte fakirleri gözet mesela. Allah sana bu dünyada bu kadar maddi imkan vermiş. Bu imkanlarını başkasıyla paylaş. Dedirttiriyor ölüm insana. Bunların dersini veriyor. Bu yüzden ölümü düşünmek olumlu bir şey. Olumlu insan bir şey ama yani sürekli bunu düşünmek psikolojik olarak insanı karamsarlaştıran, negatifleştiren yani ya da tam tersinden nasıl olsa bir gün öleceğim ben neden bu kadar uğraşıyorum ki ya da bir hastalığın pençesindeyse zaten öleceğim ben artık yaşama tutunmamın ölüm hepimiz için var. Yani biraz umudu acaba orada nereye koyuyor kişi? Yani ölümü düşünmek aslında sağlıklı bence normal bir şey ki ama bunu sağlıksız bir tarza da dediğiniz gibi dönüştürülebilir. Bunun böyle bir karamsarlık unsuruna. Çünkü bize göre ölümü düşünmek dünyadaki hayatı gereği gibi ve olması gerektiği gibi düzenlenmek için bir araç. Gerçeği kabul etmek. Evet ama bunu bir psikolojik bozukluğa çeviriyorsa insan o zaman tabii ki onun da dediğin gibi bir belki psikologla veya bu dini konularda daha iyi bilen birileriyle görüşmesinde fayda var. Hı hı. Ama kimse eğer ki günahlarımı düşüp huzursuz oluyorum. Evet. Şimdi yani günahlarını düşünüp de ölümle birleşince bu düşünce insanın günahlarını terk etmesi için bir aracıdır bu. Hı. Yani acaba şahıs günahlarına devam ettiği için mi huzursuzluk hissediyor? Ama günahlarını o ölüm düşünce sonra terk ettiriyorsa ondan huzursuzluk hissetmemesi lazım. Bence mutluluk hissetmesi lazım. Ne güzel. Peki, bu günahtan kurtuluyorum. Günah meselesi diyor. De insanın vicdanını ve kendini oldukça fazla sorguladığı bir alan diye düşünüyorum. Evet. Günah neler günahtır, neler günah değildir? Yani bir Müslümanın kendini iyi hissetmesi için aman ben bunu yaptım, bunu yerine getirdim, günaha girmedim diyebileceği tabii. Şöyle belli başlı şeyler. Belli başlı günahlar sayalım. Evvela bir de hiç tartışma, bazı şeyler tartışma konusu. Seyircilerimiz de bazen diyor ki ya bir hoca farklı bir şey diyor, bir hoca farklı bir şey diyor. Evet. Biz işte ne yani anlayacağız falan. Evet bir tartışmalı alan var. Onda biz diyoruz ki yani farklı fikirde olan hocaları dinleyin. Bunlardan hangisini doğru buluyorsanız onu seçin. Yani bir Kur'an ayette diyor ki onlar ki sözü dinlerler en güzelini uyarlar. Evet. Fakat bir de şunu da bilmeliyiz. Hiç tartışmalı olmayan çok geniş bir alan var. Mesela onunla ilgili günahlar var. Mesela onlardan sayalım birkaç tane. Tamam. Mesela adam öldürmenin hırsızlığın günah olduğunu yani herkes kabul ediyor. Hırsızlığın da her çeşidini. Mesela tartı ölçüde hile yapmak. Alışverişte mesela ne bileyim gereğinden fazla birisi mesela para almak tabii. Yok. Yani bunun çeşitli şekiller olur. Yok işte sen bana eksik para verdin deyip ondan alma hakka şeklinde olabilir. Günah. Şu olabilir, bu olabilir. Yani bunun şekillerini saymamıza tabii. Gerek yok. Halk anlayabilir. Tabii. Herhangi bir şekilde, haksız bir şekilde para almanın hepsi günah. İşte fakirleri gözetmek üzerimizde bir borç. Zayıfları gözetmek üzerime bir borç. Zekatla malımızı temizliyoruz biz onlara verdiğimiz zaman. Mesela bunun aksini söyleyen hiçbir mezhep, hiçbir hoca yok fakirleri gözetmeyin diye. Evet. Ama uygulamaya geldiğimizde hepimiz şunu kabul etmeliyiz ki bunda çok büyük sıkıntılarımız var. Allah'ın bize verdiği maddi imkanlardan gereği gibi dağıtmıyoruz. İşte etrafımızda görüyoruz birçok çok zor durumda insan var. Evet. 10-15 kişi tek bir odada evlerde yaşayan insanlar var. Bu kışın soğuğunda ısınamayan insanlar evet. Var. İslami açıdan bizim bunlardan mesuliyetimiz var böyle insanlar olmasından. Çünkü biz kendi imkanlarımızı gereği gibi paylaşmadığımız için bu oluyor. İslam'a evet. Göre bizim imkanlarımıza sahip olmamız Allah'ın bir lütfu. Kur'an şeye çok dikkat çekiyor. İnanıp da iyi işler yapanlar. Yani inançta kalmamalı o. Biz yaptığımız eylemlerle inancımıza ne kadar samimi olduğunu göstermeliyiz. İşte birçok kimse diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanmak ne demek? Beni yoktan yaratan, görmemi sağlayan, işitmemi sağlayan, bana bütün bu kas sistemini veren, bütün bu kemik sistemini veren, yani sahip olduğum her şeyi veren bir güce inanıyorum. Peki buna inanıp da Allah sana işte kendi maddi imkanlarından başkasına ver derken nasıl bu kadar cimri oluyorsun tabii. Diye kendi kendime sormamız, kendi kendimizi kınamamız lazım. Kur'an'da yine bu da çok önemli bir kavramdır. Evet. Hani kendini kınayan nefis diye Kur'an'da bir kavram vardır. Yani bir insanın kendi kendini eleştirmesi, açıklarını bulup da düzeltmesine Kur'an'da atıf yapılır. Biz bunu yapsak
İşte yani kendimizin davranışlarını düzelsek işte Allah'ın istediği gibi bir, evet, kul oluruz. Çok doğru. Günah bir günah olarak, bir sevap bin sevap olarak yazılıyormuş amel defterimizde. Bu doğru mudur? Ya şöyle, Kur'an'da Allah kat kat karşılığını iyiliklerin vereceğini, kötülüklere ancak yaptıkları kadarıyla bir karşılık verileceğini söylüyor. Ki kötülüklerin bir kısmını da ayrıca Allah bağışlayacağını söylüyor. Yani yine çok bana göre önemli bir Kur'an ayeti, bizim için bir müjde olan Kur'an ayeti şudur. Allah rahmeti, yani merhamet etmeyi kendi üzerine yazmıştır diyor. Yani Allah'ın merhameti her şeyi kapsadığı Kur'an'da geçiyor. Allah'ın adaletinin, merhametinin bir alt kümesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu, merhamet, Allah'ın merhameti iyilik yapanlara kat kat vermesini gerektiriyor. Adalet ise kötülükleri ancak misliyle, yani yaptığı kadarıyla ceza vermeyi gerektiriyor. Allah istese şöyle de diyebilirdi. Allah kim itiraz edebilecek ki? Siz eğer ki bir kötülük yaparsanız fitil fitil burnunuzdan getiririz. Yaptığınızın 10 katı, 40 katı başınıza bela gelir. Evet. Değil mi? Bazen sokaklarda, tabii, işte belli gücü olanlar, işte kabadayılar falan insanlarla konuşurken ne diyorlar? İşte sen bana bir şey yaparsan işte ben senin onu 10 katı yaparım. Tabii. Allah tabii bu tip insanlarla mukayese edin aşağı aşağı, ama Allah'ın, evet, elinde her türlü güç var. Böyle demiyor Allah. Yapılan kötülüklere ancak yaptığının karşılığıyla, misliyle ceza verileceğini söylüyor. Yapılan iyiliklere ise kat kat karşılığını vereceğini söylüyor. O yüzden yani yapılan iyiliklere bu 1000 olur, 900 olur, evet, 800 olur. Biz o kat kaç olacağını bilmiyoruz. Kur'an'da bir ayette 10 katı işte Allah, evet, misliyle verir diyor ki bu da yani en az Allah'ın 10 katı vereceği şeklinde anlaşılır. Tabii. Çünkü kat kat ifadesi de var. Tabii. Başka bir ayette yine enteresan bir ayettir. Yapılan iyilikler bir taneciye benzetiliyor. Ha. O tanecik 7 başak vermiş, tabii, diye dikkat çekiliyor. O 7 başağının her birinde de 100 tane var. Yani bir iyilik yapıyorsunuz siz. O iyilik adeta 7 tane başak veren bir şeye dönüşüyor. Onun her birinde de o başta ektiğiniz tanenin benzeri 100 tane var. Böyle çok güzel bir Kur'an benzetmesi var. Evet. Yani tek bir iyilik yüzlerce kata, onlarca kata çıkan bir şeye dönüşüyor. Evet, çok çok güzel. Ondan en karlı ticarette dünyada insan göre Allah rızası için iyilik yapmak. Tabii en karlı ticaret de bu. Çok güzelmiş. Ay ne güzel söylediniz. Peki. Bu da bir Kur'an ifade aslında. Yani en karlı ticaretin bu olması. Tabii. Evet. Nazar hocam. Şimdi nazar boncuğu takmak günah mı? Şimdi nazar diye halkın anlattığı şekilde bir şey İslam'da yok. Bunun da İslam'la hiçbir alakası yok. Yani nazarda düşünülen şey şu, insanlar gözüyle bakıp da bir şeye zarar verdikleri. Bunun İslami dini hiçbir yönü yok. Nereden gelmiş bize bu? Bu bir yerden düşünce, işte kültürlerde var bu uygulama. Evet. Gelmiş. Yani bunu bir kere dini kasıtla yapılıyorsa, bir kimsenin nazar borcunu dinle ilişkilendiriyorsa bu bir hurafeyi dine sokmaktır. Anladım, yanlıştır, peki, ama din dışında bunu bir bilimsel bir şey olarak görüyorsa kendince, hani insan yanlış bilimsel bir şey de inanabilir. Evet. Hani nedir? Nazar diye bir şey var. Hani bir insanın işte ben bir boncuk koyup da onu önlüyorum. Evet. Yani öyle bir şey isterse bir bilimsel görücü olarak inanır inanmaz. O yani bilimsel belki açıdan. Belki renk kırar mıdır nedir işte hani derler ya, ne kadar daha koyuysa o kadar daha nazara etkilidir. Yani bu yanlış bir bilimsel görüş olur bilimsel açıdan ileri sürüyorsa. Dinsel açıdan ileri sürüyorsa dinle hiçbir alakası olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki maşallah demek yeterli midir? Maşallah demek şu, maşallah çok önemli bir ifade. Maşallah bir şeyin Allah'ın dilemesiyle, isteğiyle olduğunu ifade eden bir cümle. Yani biz bir şeye baktığımızda ona maşallah deyince aslında şunu demiş oluyoruz. Mesela bir kediye bakıyoruz, çok güzel maşallah. Bu Allah'ın dilemesi sayesinde olmuştur. Yani bu güzelliğin veya kedideki işte bu muhteşem dizaynın oluşması Allah'ın sayesindedir. Maşallah aslında Allah'ı zikretmektir. Yani Allah'ı anmaktır. O açıdan yani bir şey görüp de insan maşallah demesi İslami açıdan çok güzel bir şeydir. Evet. Yani var olan bir şeyi Allah'la ilişkisini kurarak sevmek, onu takdir etmek demektir. Evet. Bu güzel çünkü Allah bunu güzel yaratmış. Evet. Bu sevimli çünkü Allah bunu sevimli kılmış. Bunun vücudunda biyolojik açıdan çok enteresan sistemler var vücudunda işte. Fakat bütün bunlar hepsi Allah'ın sayesinde olmuş demektir maşallah. O yüzden derin bir anlamı var. Ay. Yani laf olsun diye maşallah inşallah kelimelerini, evet, kullanmayalım. Çok derin manası da var. Mesela inşallah da yine dediğimizde, evet, bu Allah'ın dilemesiyle
ancak olur'a dikkat çekiyoruz. Mesela yarın ben geleceğim inşallah. E niye? Çünkü ben yarın ölebilirim. Tabii. Deprem olabilir, dünyayı göktaşı tabii çarpabilir, şu olabilir, her şey, bu olabilir. Bütün bunların hepsi Allah'ın istemesine bağlı. Allah istemediği müddetçe hiçbir şey oluşamaz demek. Yani Allah'ın iradesini bir yerde inşallah deyince bir insan her şeye hakimiyetini zikrediyor demektir. Ve maşallah inşallah deyince bu derin anlamlarını da düşünelim. Evet. Yani aslında onlar bir Allah'a zikirdir, Allah'a hatırlamadır. Yani yine aynı şekilde Allahu Ekber demek, Sübhanallah demek, Elhamdülillah demek, bütün bunlar Allah'a zikirdir ve bunların her birinin manasını düşünerek söyleyelim ki bence onların sevabını da almış olur. Çünkü Kur'an açısından Allah'ı zikretmek, hatırlamak en önemli ibadetlerden biridir. Bu kelimelerin her biri de bir Allah hatırlama kelimesidir. Evet, evet, çok şükür. Peki hocam, şimdi mavi boncuktan yola çıktık nazar boncuğundan ama renkli gözün de böyle bir etkisi olduğu söylenir. Bununla ilgili ne söylüyorsunuz? O da yani şey gibi, yani dini açıdan bir temeli yok. Bilimsel yok açıdan da böyle gösterilmiş bir şey yok. Yok, yani renkli gözün falan da herhangi bir alakası olamaz dolayısıyla. Evet, diyelim ki yani bir gün bilimsel açıdan böyle birisi bir şeyi de gösterirse. Gösterirse. Şimdi ben bunları da şuna ayırıyorum. Yani bir şeyin dinsel açıdan olduğunu iddia etmek, bir de tabii bilimsel açıdan olduğunu iddia etmek. Mesela nazar evet boncuğunda da dikkat edin. Tabii. Bilimsel açıdan olduğunu iddia etmek şu demek. Yani nedensel etki olarak göz birine zarar verecek bir etkide bulunuyor. Ha bu bilimsel açıdan temellenmemiş bir şey. Evet. Bir insan böyle bir bilimsel açıdan yanlış bir şeye inanabilir mi? İnanabilir. Tarihçinin insanların birçok bilimsel yanlış inancı oldu, düzeltildi. Veyahut da yanlış sanılan birçok şeyin doğru olduğu sonradan gösterildi. Çok doğru. Yani bu açıdan yani nazarı bu şekilde gören bir insana şirk koşuyorsun, nazar şirktir demek de bence çok gereksiz bir izah, evet, gereksiz bir çıkış olur. Peki hocam. Fakat dini açıdan biri sorarsa, evet, dini açıdan onu dememiz lazım. Yani Kur'an'da falan böyle bir nazar, gözün değmesi tarzı bir şey yok. Şey yok. Peki 13 sayısı. Diyor ki bir izleyicimiz, 13 Şubat tarihinde düğünümüz var, 13 sayısı uğursuz deniliyor. Bu doğru mudur? Bu da yanlış. Çünkü bir şeyin uğursuz olduğunu söyleyebilmek için ve herhangi bir şekilde uğursuzluk olduğunu söyleyebilmek için bunun yine dini metinlerde bir temeli olması evet lazım. Dinimizin temel metni Kur'an. Kur'an'da böyle bir şey var mı? Yok. Yoksa demek ki böyle bir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani dinimizde bir kere uğursuzluk diye bir kavram yok. Belirlenmiş uğursuz olan şeyler yok. Bunu da belirtelim. Peki hocam. Bir başka soruya geçiyorum. Oğlumu 2,5 yaşında sütten kesemiyorum diyor bir anne. Yakınlarım 2 yaşından sonra anne sütü haram diyorlar. Doğru mu? Şimdi bir şeyin haram olması için de dediğim gibi yine Kur'an'ı bir ifade evet olması lazım. Kur'an'da 2 yaşına kadar süt emzirmeye dikkat çekilir. Ama bundan daha azında anlaşıp da bıraktırabilecekleri ailelerin geçiyor. Bundan tabii daha çoğunun verilemeyeceğine dair bir şey yok. Neden 2,5 yaşına kadar süt verilemesi? Daha da çok verebilir. Yani böyle bir haram yok. Bunu evet söyleyenler de yine uyduruyorlar. Şimdi Kur'an'da yine bir ayet var. Bu çok önemli. Peki. Çünkü bir şeyin dinle irtibatını kurmak tehlikeli bir şey. Evet. Bakın bilimsel açıdan görüş olarak yanlış bir şey söyleyebilirsiniz. Yani siz gözün insanlara olumsuz bir etkide bulunacak bir özelliği olduğunu düşünün veya düşünmeyin. Ayrı bir şey. Tartışılır. Evet. Yani yanlış olduğunu söyleriz. Bilimsel açıdan temelen söyleriz. Ama dini açıdan şu helaldir, bu haramdır, İşte nazara dinimiz dikkat çekiyor tip ifadeler tehlikeli ifadelerdir. Tamam. Veyahut da demin söylediğimiz ifade gibi. Çünkü Kur'an'da bir ayette diyor ki diliniz yalan alışmış olduğu için şu helaldir bu haramdır demeyin. Hmm. Bakın Kur'an helal olana haram, haram olana helal denmesini ciddi şekilde kınıyor. Orada çok çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Allah adına yalan söylemiş oluruz. Çok. O ayrı bir kategori. Hmm. Hocam evet, o kadar önemli bir şey söylediniz ki bilmeden... istemeden aslında bu tabii değerli kelimeleri ne kadar yanlış kullanıyoruz. Tabii. Çünkü siz yani bir şeye helal olana haram dediğiniz zaman mesela ne oluyor? Bir insan diyelim ki onu yapamıyor, vicdan azabı hissediyor. Belki yapamıyor, o vicdan azabından dolayı belki tabii dinden uzaklaşıyor. Evet. Ayrıca din adına ona yanlış bir bilgi vermiş oluyorsunuz. Bir de şu çok önemli, dinde helal haramı Allah belirler. Siz helal olan bir şey haram deyince kendiniz veyahut da o uydurma izah yapan kimse adeta haram belirlemiş oluyor. Dini açıdan sadece haram belirleyen Allah olduğunu anlamak çok önemli bir şey. Böylece sanki Allah dışında bir haram belirleyici varmış gibi bir şey de ortaya çıkıyor. Yani Allah şunlar şunlar haram dedi, bir tane daha haram ilan etti. Allah dışında haram ilan edici biri mi var? Kim yani bu haramı koydu? Çok gibi bir soru ortaya çıkıyor.
Hocam sizinle sohbet her zaman çok güzel. Çok daha fazla sorular var. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. Çok memnuniyetle. İnşallah dedim hocam. Doğru i̇nşallah yerde. Çok güzel. Tabii güzel ki. Mi? Allah isterse hiçbir şey olmaz. Allah isterse. Çok doğru hocam. İnşallah. Görüşmek üzere. Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerleydi efendim. Yine çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler ve pazartesi yine sizinle olacağız. Kendine iyi bak da kendimize iyi bakmak ve türlü konularda sizlerle görüşebilmek için. Hoşça kalın. Bizimle kalın efendim.